Değerli izleyiciler, bizleri ekranları başında gerek sosyal medya hesapları üzerinden Kayseri'den, Türkiye'den ve dünyanın her tarafından takip eden tüm izleyicilerimiz. Bir Geleceğin Tarihi programından daha merhabalar. Her zaman olduğu gibi tarihçi yazar Ali Hasalıcı hocamla birlikte bugün geleceğin tarihinde çok özel bir konuyu değerlendirmek üzere, konuşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Akıncığım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Hamdolsun. Sana da geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Virüsü atlattın. Teşekkür ederim hocam. Ben de buradan şu an hastanede tedavi görmekte olan ve bu hastalıkla boğuşan tüm hastalarımıza Allah şifa acil versin. şifalar Amin. diliyorum. Bir ara verdik programımıza. Bu aranın ardından da tekrardan sizlerle birlikteyiz. Malumunuz 2 haftadır programımızı gerçekleştiremiyorduk bu hastalık neticesiyle. Ve şu an çok özel bir konuyla, güzel bir konuyla geleceğin tarihi kaldığı yerden devam ediyor ve sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyiciler, bugün konumuz Sultan II. Abdülhamit Han. Sultan II. Abdülhamit Han, 34. Osmanlı Padişahı, 113. İslam Halifesi ve o Sultan Abdülhamit Han, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in tabiriyle 36 Osmanlı Padişahı içerisinde belki en büyüğü dediği ve Ulu Hakan olarak nitelendirdiği, onu ve devrini anlamanın aslında her şeyi anlamak olduğunu belirttiği bir sultan. Sultan Abdülhamit Han devrinde Osmanlı Devleti'nin adeta bitmeye, tükenmeye, borçlar içinde kaybolmaya yüz tuttuğu bir dönemde saltanata gelerek devleti 33 yıl ayakta tutan bir sultan. Ve Sultan Abdülhamit Han bugün olduğu gibi o günde en çok tartışılan, en çok hakkında yorum yapılan ve toplumun belki de en çok ayrıştığı sultanlardan ve devri de konulardan birisi. Öyle ki Kuşlar onun içinde. devri için, onun devrinde yaşayanların hem Kızıl Sultan hem de Ulu Hakan olarak nitelendirme yaptıklarını biliyoruz. Değerli hocam, Sultan Abdülhamit Han döneminde Osmanlı Devleti içerisinde terör estiren, başkentte İstanbul'da yıkıp yakan, yağmalayan ayrılıkçı teröristlerin, Ermeni çetecilerin Kızıl Sultan dediği ve o Ermeni çetecileri destekleyen İngiltere'nin, Fransa'nın, Rusya'nın da Kızıl Sultan yakıştırması yaptı. Ama aynı zamanda Hüseyin Nihal Atsız'ın da Sultan Abdülhamit Han için onun herkeste olan ufak tefek hatalarını şişirip onda olan diğer güzel özellikleri gizleyerek ne Türk tarihi ne Türk milleti hiçbir şeye kazanamaz dediği bir sultan. Ve yine Sultan Abdülhamit Han devrinde açtığı okullar olmasaydı adını bile duyamayacağımız kişilerin, isimlerin hiçbir şey yapmamakla suçladığı ama Sultan Abdülhamid'in de Çin'den Afrika'ya, Hindistan'a, dünyanın dört bir tarafına elini uzattığı, yardımlar ulaştırdığı ve siyasetini uyguladığı bir lider. Siyaset demişken yine Alman İmparatoru 2. William'in dünya siyaset tarihinde ve günümüz siyasetinde siyasi dehanın %90'ı Abdülhamid'dedir, %5'i bendedir, geri kalan %5 de tüm liderlerdedir dediği bir sultan. Pişmak. Ve yine Sultan Abdülhamit Han devrinde ona isyan edenlerin, karşı çıkanların, muhalefet edenlerin Sultan Abdülhamit tahttan indikten sonra pişman olup nedamet getirip "Neredesin Şevketlim Sultan Hamit Han?" diye metiyeler dizip "Bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına" dediği bir sultan. Yine Sultan Abdülhamit Han kendisine bombalı saldırı düzenleyen Ermeni teröristi affedip o teröristin üzerinden karşı istihbaratta bulunan ama o dönemde yaşayan Tevfik Fikretler'in de o Ermeni teröristi överek "attın ama vuramadın ey şanlı avcı" diye yüceltmeye çalıştığı bir özgürlük ortamında onun devrini istibdat devri olarak nitelendirip hürriyetten, özgürlükten dem vurduğu bir dönem. Ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz belki de birçok özelliğiyle Sultan Abdülhamit Han. Evet.
Hocam, evet, buradan sayarsak belki programın sonu gelmez. Dilerseniz Sultan Abdülhamit Han konusuna, Sultan'ın tahta çıkışından başlayarak bir giriş yapalım. Evet. O ortamı, o dönemi, Sultan'ın öncesindeki amcası Abdülaziz'in tahttan indirilişi ve katledilişiyle dilerseniz başlayalım hocam. Şimdi Avrupa'daki Batı'nın sömürge zihniyetindeki yarışması, özellikle 1871 yılında Almanya'da bunlar toplandılar Belçika Krallığı'nın nezdinde. Öncelikle Afrika'ya hedef aldılar. O toprakları bir bölüşelim. Büyük çoğunluğu Müslüman coğrafyası olmasına rağmen oralarda özellikle satın aldıkları Müslüman Bedevi kabilelerinin şefi de dahil olmak üzere oralarda bir varlık göstererek Osmanlı'yı zaten Afrika'dan kuzeye doğru, yani bugünkü Akdeniz'in güney yamacı, insanlar oraya iterek orada Afrika'da Avrupa bir sömürü düzeni başlatmaya çalıştı. Bu sömürü düzeninin içerisinde yeraltı kaynakları vardı. Neydi bu yeraltı kaynakları? Kıymetli, bugünkü emtia diye adlandırdığımız kıymetli madenler. Bunun içerisinde altın da var, pırlanta da var, elmas da var, yakut da var, kömür de var. Belirli bir yakın bir zaman ileriye takip eden yıllarda da petrol de girecek devreye. Nitekim 1856 yılında Philadelphia'da, Amerika'da ilk petrol bulunmuş, işlenmiş. Bakmışlar ki bu daha güzel bir şey. Ve bu görüntü Osmanlı'nın sahip olduğu coğrafyalara Batı'nın gözünün meyletmesine sebep olmuştur. Ve takip eden süreçte Osmanlı Devleti'nin içerisindeki ekaliyet dediğimiz, yani Ermeni tebaası, Rum tebaası, Sırp tebaası, yani çeşitli etnik kökene dayalı milletlere fitneler vererek, bunların içerisinde 2. Mahmut döneminden başlayan reform hareketlerinin neticesi, 1831'deki Türkiye'nin Amerika ile, Osmanlı Devleti'nin Amerika ile yapmış olduğu anlaşma, devamındaki 39'daki Tanzimat Fermanı, yine 56'daki Kırım Harbi'nden sonraki, zaten Kırım Harbi'ne İngiltere'nin, İtalya'nın, Fransa'nın Rusya'ya karşı desteğine istinaden söz verdiğimiz ıslahat fermanı. Bunların hepsi Osmanlı içerisindeki etnik kökenlere Batı dünyasının, o tek dişi kalmış canavar dediği üstadın, o Batı dünyasının nüfuz etmesine yol açtı. Ve bu nüfuzlar neticesinde ülkede Osmanlı milleti olan Müslüman tebaa askere giderken, savaşlarda kırılırken, diğer insanlar askerlere gitmedi. Vergisini verdi, harcını verdi, gitmedi. Ve bunlar daima oralarda kaldılar. Batı'nın da destekleriyle bunlar tüylendiler, iyice büyüdüler ve hakim sınıf olmayı başardılar. Bütün bunların devamında yine Sultan II. Mahmut'un başlatmış olduğu reformlar neticesinde yurt dışına gönderilen, eğitim alması açısından gönderilen öğrencilerin tıpkı FETÖ'de olduğu gibi farklı zihniyetle gelmeleri, bazılarının hiç gelmemesi, bu farklı zihniyetlerle gelenlerin yabancı ülkelerin büyükelçileri, konsolosları, onların tebaaları, onlara bağlı kişilerle iyi ilişkiler içerisinde bulunmaları, Batı hayranlığı ve bütün bunlar Osmanlı milletinin özünü biraz daha, hani gericilik diye adlandırdıkları var ya, eğitimden muaf olan kesim. Halbuki bunlar vatan millet uğruna mücadele eden insanlar. Hak uğruna mücadele insanlardı o teba, Osmanlı'nın öz tebası. Bütün bunlar artık dışlana dışlana yozlaşmış gibi gösterdiler. Ve bu ticareti de bu zihniyet, yani bizim eğitim alsın da devletine milletine faydalı olsun diye gönderip orada beyinleri yıkatılıp gönderilen öğrenciler. Bunlar ülkenin çeşitli bölgelerine yerleştirildi. Çeşitli konumlarına yerleştirildi. Ülkeyi yönetmeye başladılar. Ülkenin yasama yürütme organı dışındaki bütün komuta zincirinde hakim noktalara geldiler. Ve bunlara Batı daima destek verdi. Tıpkı NATO'nun kurulduktan sonra ülkemizde özellikle biz şu askerlerle çalışmak istiyoruz deyip de liste verdiği gibi, bu bir aslında notadır. O listedekilerin hepsi
bu ülkede darbelere sebep oldu. Hep darbeler yaptılar. O NATO'daki işte layık işte ülkemiz, cumhuriyetimiz tehdit altında bahaneleriyle hep darbelerin altından bu zihniyet çıktı. İşte o dönemde de Sultan Abdülmecid olsun, Sultan Abdülaziz olsun ki Sultan Abdülaziz katledilerek onlara göre bir engel olarak ortadan kaldırılmış ve yerine hedefledikleri gibi 5. Murad'ı Mason olan Osmanlı padişahlar arasındaki tek Mason olan 36'da tek Mason olan yani 36 padişah içerisindeki tek Mason olan 5. Murad'ı tahta geçirmek istediler. Kim geçirmek istedi? Yine Masonlar, yine İngilizler. Çünkü bunlar zaten baskı yapıyorlardı 5. Murad'ın tahta kalması için. Gerek Mithat Paşa'ya, gerek Hüseyin Avni Paşa'ya. Nitekim Ali Suavi diye bir adam da öğretmen olmasına rağmen eşi de İngiliz, kendisi de Mason. Ve bu Türk. Ve Türk milliyetçisi bu adam. Görünürdeki sözde. Görünürdeki tarihimizdeki anlatılan şekli Masonluğu bile aslında gizleniyor. Eşinin İngiliz olması bile gizleniyor. Şimdi bunlar son 10 senede çıkan şeyler ortaya. Yani kabul edilen şeyler. Biliniyor fakat büyük bir kesim tarafından reddediliyordu. Reddediyor hocam. Belki Cumhuriyet'in ilk yıllarında bazı Cumhuriyet'in önüne gelen isimleri de Ali Suavi için hürriyet kahramanı olarak nitelendiriyorlar. Şimdi kendisini. Bu zihniyet bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'u aldıktan sonra ne dedi? Biz bu mücadele 145 yıldır devam ediyoruz diyerek 1876'daki bu çırağın baskınına işaret etti. Evet. Yani bunların hiçbiri tesadüf değil. Tarih asla geçmişteki olayların konuşulduğu bir bilim dalı veya ilim dalı değildir. Tarih bir el feneridir. Arabanın farıdır. Siz nereye gitmek istiyorsanız geçmişe bakacaksınız. Eğer önünüzü görmek istiyorsanız. Önünüzü görmek istiyorsanız geçmişi analiz edeceksiniz. Çünkü geçmişteki yaşananların hiçbiri tevafuk, tesadüf, şans değildir. Hepsi bir projedir. Hepsi bir milletin veya milletler topluluğunun gelecek anlamında kendi önlerine yollarına çizdiği planlar dahilinde yapılan olaylardır. Tarihteki araştırmalar, tarihteki konuştuğumuz bugünkü olaylar mesela. Savaşlar neden çıkıyordu? Bir hesap kitap vardı. Kendi millet için, kendi milletinin geleceği için her devlet. Bu amac uğruna, bu doğrultuda çalışıyorlardı. İşte bu Sultan Abdülaziz'in, Sultan Abdülmecid'den sonra Sultan Abdülaziz'in darbeyle katledilmesi. Halbuki Osmanlı Devleti zaten iflas etmiş. Moratorium ilan etmiş. Yani ben iflas ettim, borçlarımı ödeyemiyorum demiş. Böyle bir ülkenin padişahını katletmeye gerek var mıydı sizce? İşleri çok, bu daha da kötüye götürmek. Çok daha, çok basit bir soru. Bir kaos ortamı var zaten. Galata bankerleri olsun, Deutsche Bank olsun, yani Alman Bankası, İngiliz, bunlar zaten devletten pay istiyorlar artık. Ödeyin, sıkıştırıyorlar. Devlet zaten ödeyemiyorum demiş. Bir gelişme sağlayamıyor devlet. Borçları ödemek için yatırım yapıp da para kazanıp bundan borç ödeyeyim diyecek bir fırsatı da kalmamış. Padişaha olan güven azalmış. Bu noktanın üzerinde bile Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Süleyman Paşa, maalesef ki her aklıma geldiğimde lanetler okuyorum, Kayserili hemşerimiz Ahmet Paşa. Bunlar bir darbe planladılar. Ve bu darbenin içerisinde İngiliz konsolosu Sir Elliot da var. Tıpkı 2016'da Amerika'nın nasıl parmağı vardı, tek ayak üstünde yakaladık onları. Evet. Bundan önceki darbelerde de olduğu gibi orada da yine bir küresel gücün parmağı vardı. Ve bu darbeyi planladıktan sonra bunu bir şekilde başardılar. Ve 5. Murat'ı tahta geçirdiler. Fakat 5. Murat 93. günün sonunda akli melekelerini yitirmeye başladı. Hazırın içerisinde hakaretler etmeye başladı. Kendi kendine duvarla, koltukla konuşmaya başladı. Bunu görenler dediler ki ya bu böyle olmaz. Bir şey yapılmalı. Yani bu Mithat Paşa ve avanesi bir şey yapmalı. Hemen Abdülhamit Han, ki Abdülhamit Han tahta çıkmak için bir çabası, gayesi ve beklentisi yoktu. Çünkü Sultan Abdülaziz'in veliahtı olarak 5. Murat kabul edildiği için Sultan Abdülhamit Han saraya dahi girmiyordu. Ticaretle uğraşıyordu. Öyle bir adam ki Abdülhamit Han. Opera, bakın Batı'nın, İtalya'nın, özellikle başta İtalya'nın
Fransa'nın yazmış olduğu operaları kendisi Türkçe'ye çeviriyor. Bazılarını çevirttiriyor ve burada yayınlattırıyordu. Abdülhamit Han dediğimiz adam öyle alelade sıradan bir veliaht, bir Osmanlı ailesinin bir nüfusu değil. Çok farklı bir adam. Evet. Borsa oynuyor, parasını borsada değerlendiriyor. Ticaret yapıyor, ticarette değerlendiriyor. Ve çok kısa zamanda kendine çok inanılmaz bir servet yapıyor Osmanlı hazinesinin dışında. Böyle bir adam ama Sultan Abdülaziz Han Abdülhamit Han'a bir önem gösteriyor. Yani bu tahta geçecek geçsin diye değil. Belki katledilmese 5. Murat değil yerini Sultan Abdülhamit Han'a bırakacaktı belki. Ama katledildiği için Abdülaziz Han'ın gelecek planlamaları maalesef yaşanamadı, cereyan etmedi. Evet. Ama eğitimine de dediğiniz gibi gayet önem vermiş. Sultan Abdülhamit Han'ın özellikle eğitimine çok önem verdi. Hatta yurt dışı ziyaretlerine de kendisiyle beraber götürdü. Evet, yani bu bir 45 günlük bir yurt dışı ziyareti oldu Abdülaziz Han'ın. Abdülhamit Han'ı da götürdü yanında. Her gittiği yerde Abdülhamit Han bazı ülkelerde Hazirun'dan ayrılıp kendisi gözlem yapmak için dolaştı. Evet. Bakın normal sıradan bir işte herkesin taltif ettiği, hava attığı bir kişilik de olabilirdi. Ki nitekim oradakiler, bunun haricindekiler öyleydi. Yani gittiği ülkelerdeki diplomatik misyonlar, gelen misafirleri, 5. Murat da buna dahil, akşam eğlencelerine, belki oradaki gazinolara, pavyonlara götürmek istemiş. Hatta götürmüşlükleri de var. Var. Ve Sultan Abdülhamid'in oradaki eğlencelerden, oradaki yani, ortamdan... Pavyon gazino gibi değil de eğlence anlamında onların evet. onuruna bir yemek tertip ediliyor. O dönemki kaideleri söyleyelim. İnsanlar yanlış anlamasın. Bu dönemki sözleri senin evet. söylediklerin. Onların onuruna bir eğlence yemek tertip ediliyor. O yemeğin içerisinde çeşitli eğlenceler oluyor. Bu normaldir. Birçok ülke diplomatik anlamda üst rütbeli birilerini ağırladığı zaman bu yapılır. Bu arada da etki etmeye çalışıyorlar tabii. Tabii orada da herkes görevli bir görevi var. Herkes birini önceden zaten ayarlarlar. Sen bunu etki edeceksin. Kim ayarlayabildik? Şimdi orada bile Abdülhamit Han kendini fark ettiriyor. Çünkü Abdülhamit Han'ın bildiği farklı diller var. Fransızcayı çok güzel biliyor. Farsçayı, Arapçayı çok iyi biliyor. Ve bunlardan ötürü İngilizce de var. Örneğin Abdülhamit Han'ın şahsına münhasır bir kütüphanesi var. 4 parçalı. Bunlardan bir tanesi hikaye roman bölümü. Avrupa'da ne çıktı? Özellikle Sherlock Holmes gibi polisiye kitapların hemen anında onları Osmanlıca, yani Türkçe'ye çevirtiyor. Onlar okuyor. Başka yayınları. Öyle bir şey ki Abdülhamit Han Osmanlı Devleti'nin ilk modern matbaasını getiriyor İstanbul'a. Bakın matbaa var. Lale Devri'nde gelen matbaa var. Ama modern anlamda matbaayı Abdülhamit Han getiriyor. Avrupa'da basılan birçok kitabın telif hakkını satın alarak sadece kendi basılıyor, yayılmasını engelliyor. Bu bir istihbarat çalışmasıdır aynı zamanda. Diğer bir bölümünde dergilere abone oluyor, gazetelere. Bu da ne demektir? Süreli bir yayınların da incelemesini sağlıyor. Yani elinde oluyor, hakim oluyor. Günlük siyasi gazete. Günlük, haftalık, aylık mecbualar. Bunlara abone olup onları da temin ettiriyor. Ayrıca ilmi anlamda, işte Kur'ani olsun, çeşitli ilmi alanlarındaki eserleri de, özellikle el yazma eserlerini de toplatıyor. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde müzayedeleri satılanları da parasını vererek alıyor. Bunları da temin ediyor, topluyor, oraya koyuyor. Şimdi böyle bir kişilik, böyle bir kültür adamı tiyatro yazıyor. Bakın tiyatroyu yazıyor ve bunu sahnelettiriyor. Evet. Şimdi bugün ülkemize bakın, Cumhuriyet tarihine. 20'yi alalım hatta, 23'ü de almayalım. 1920'den bugünümüze hangi bir cumhurbaşkanımız veya başbakanımız bir tiyatro veya bir opera çevirtip bunun yönetmenliğini yaptı veya yapabildi? İki satır şiir bile yazan çok az. Şimdi yok, okuyabilen benim. Çok az. Cumhurbaşkanımız şimdiki Hattaplı olduğundan ötürü şiiri güzel okuyor. Bundan öncekilerin hiçbirinde, bakın hiçbirinde bu saydığımız özelliklerin hiçbir tanesi yok. Ve biz bu adama bugün günümüzde istibdat, baskıcı, gerici, yobaz,
Kızıl Sultan, Uzun Burunlu, işte Yıldız Baykuşu neler dediler? Uzun Burun lakabı falan çok ünlüdür mesela, evet. Avrupa'da. Yabancı gazetelerde Uzun Burun olarak lanse etmişler. O karikatürler vesaire çok hep öyle gösterilmiş. Ermeni katliamcısı falan çok fazla var. Ermeni kasabı. Yani böyle bir adamdan bahsediyoruz. Bizim ülkemizde halen yok iken, şimdi Otto von Bismarck, Alman Başbakan, Avrupa'da diplomasi anlamında gerçekten de zeka anlamında çok üstün bir kişi. Bu diyor o sözü. Diyor ki ya Abdülhamit Han zeka, deha üstü bir adam. Dünyadaki 100 aklın 90'ı onda. 5'i bende, 5'i geri kalanlarda diyor. Şimdi böyle bir kişilik Abdülhamit Han. Bunu kim söylüyor? Kendinden olmayan ve mümkün olsa bunu boğacak düşmanı söylüyor. Ve ama bizim ülkemiz çok uzun yıllar, bir dönem Süleyman Demirel bunu itiraf etmişti. Cumhuriyeti tutturmak için mecbur eskiyi kötülememiz gerekiyordu diye. Böyle söylemişti. Bu bir itiraftır. Abdülhamit Han böyle bir kişilikti. Tahta 5. Murat indikten sonra yerine biri geçmesi lazım. Şimdi Sultan Ahmet'in Ekber Erşet sistemi diye bir tahta geçecekler hususunda bir yasa çıkarmıştı. Yani Fatih, evet, dedesi Fatih Sultan Mehmet Han'ın şehzade katli yasasını kaldırıp Sultan Ahmet yeni bir anayasa getirdi. Bu anayasaya göre Ekber Erşet, yani en büyük ve aklı başında olan kişi tahta geçebilir. Yani yaşı hem en büyük olacak hem de aklı başında olacak. Sanki bakın 1606, sene 1800, bakın aradaki fark 1876. Arada 270 sene var. Değil mi? O tarihten o tarihe kadar 270 sene sonrasını görmüş Sultan Ahmet. Böyle bir padişahlar silsilesi var. Aralarda hepsi mi böyle? Değil. Ama büyük işlerin yapılan, bakın büyük adamların yaptığı işlerin temeline, tabanına baktığımız zaman orada da bir zeka ve bir öngörü görebiliyoruz. Evet. Eleştireceksek, amiyane tabirle, halkın diliyle konuşalım, gömeceksek bari ne olduğunu bilelim de gömülecekse hep beraber gömelim. Bir toprakta biz atalım. Ama gömülmeye değil, övülmeye layıksa bunun da ne olduğunu bilelim, biraz da biz cilalayalım. Biz parlatalım. Çünkü gelecekte ne olacaksa geçmişte yaşandı. Ki Abdülhamit Han döneminin yaşantıları ile bugünkü yaşantıların hepsi aynı. Çok büyük benzerlikler var. Sadece kişiler değişik. Zaman, mekan değişik. Sadece. Zihniyet bile aynı. Şimdi birazdan yavaş yavaş geliyoruz. Evet. İzleyicilerimiz dikkatlice günümüz olaylarıyla anlattıklarımızı karşılaştırdığında eminim ki birçoğu şaşıracak. Peki hocam, şimdi bu arada dediniz ya, belki bu kader-i ilahi. Mustafa Kutlu'nun da bir sözü var. Kaderin yayı kurulu durur, vakti gelince boşanır diye. Onlar Sultan Abdülaziz'i bir darbeyle tahttan indirdiler. Bunu başardılar. İstedikleri, hedefledikleri 5. Murat'ı tahta geçirmekti. 5. Murat masondu ve meşrutiyet yanlısıydı. Bunu başardılar, geçirdiler ama kader buna izin vermedi. Kader ilahi, evet. Evet, planların üzerinde de Allah'ın planı vardı. Evet. Ve Sultan 2. Abdülhamit Han tahta geçti. İşte o da şöyle, bak orada da çok ince detaylar var aslında. Abdülhamit Han tahta geçmeyi beklemediği için herhangi bir hazırlık, bir kadrolaşma içerisine girmedi. Evet. Yani ülkeyi ben elime alırım, şunu şöyle yaparım, bunu böyle yaparım, şu zamanda şunu yaparım gibi bir çalışma yapmadı. 5. Murad'ın vardı. Çünkü Abdülaziz'in veliahtı olarak anılıyor ve bu şekilde makamlar önünde yer alıyordu. O hazırlığı vardı. Hazırlığı zaten vardı. Bütün dünyada onu tahta geçecek yeni padişah olarak bildiği için taltif ediyorlardı. Büyükelçiler olsun, diğer devlet başkanları olsun. Ama Abdülhamit'te böyle bir şey yoktu. Evet. Mithat Paşa dedi ki, darbeyi yapan, Abdülaziz'i katleden Hüseyin Avni Paşa ve Mithat Paşa'dır. Asıl başrol Mithat Paşa'dır. Bir gün köşküne çağırıyor akşam. 5. Murat'ın akli melekeleri gidik ama hala tahtta. Anlaşma yapıyor Abdülhamit Han'la. Diyor ki seni tahta geçiririz ama bir, meşrutiyeti ilan edeceksin. Yani bir padişahlık makamı olacak fakat o yürütme organı olacak. Yasama organı olarak bir meclis kuracaksın.
Yani şimdiki cumhurbaşkanlığı sistemi. Doğru değil mi? Evet. Cumhurbaşkanı yürütme organıdır, meclis yasama organıdır. Olağanüstü dönemler içerisinde olduğumuz için şu anda çeşitli kanun çıkarma yetkisi verilmiştir. Kanun namında bir işte kanun hükmünde kararname ile bazı yasalar şu anki cumhurbaşkanımız çıkarmakta. Abdülhamit Han bunu kabul ediyor. Bakın bunu kabul ediyor. Peki aslında Abdülhamit Han meşrutiyet yanlısı mı? Değil. Yani bunu kabul ederken değil. Hangi niyetle, amaçla kabul ediyor? Şimdi öncelikle bir atasözü vardır. Sultan II. Mahmut der ki denize düşen yılana sarılır. Abdülhamit Han ülkenin bu durumdaki halini görüyor. Ve ciddi ataları, kendi ailesi, kendi sülalesi ve Türk olduğunu her fırsatta beyan eden Osmanlı silsilesi içerisindeki ender padişahlardan birisidir. Evet. Ve Türklüğün bilincinde ve İslam'ı da öylesine sıkı sıkıya sarılmış ki diyor ki ya hem Türkler hem Müslümanlık ya şimdi başsız kalacak bu halifelik. Bu olmaz. Bunu kabul ediyor. Ve zaten öyle bir süreç işliyor ki Abdülaziz Han'ın katledilmesini halk içine sindiremediği için ayaklanma başlıyor. Özellikle payitahtta İstanbul'da onun katillerini, müsebbiplerini isteriz. Kelleler havada uçsun. Ve bunun Mithat Paşa olduğu söylentileri halk arasında yayılmaya başlıyor. Ve bununla ilgili gösteriler yapılmaya başlanıyor. Mithat Paşa ve avanesi bunları fırsat bilerek Abdülhamit Han da zaten toy olarak gördüğü için yani taht için yetersiz bir padişah olduğu için şimdi 1842 doğumlu birisi. Tahta geçtiğinde daha 34 yaşında. İstedikleri gibi kullanabilecekleri bir padişah ve olarak görüyor. Saraya girmemiş birisi. Yani tabii ki giriyor da saray işlerine katılmamış, girmemiş, tecrübe etmemiş birisi. Devlet işleriyle tecrübesi olmayan birisi. Sultan Abdülhamit Han. Halkın bu tepkisini önleyebilmek adına bütün Osmanlı'yı daha büyük tehdide ve maceraya sürükleyerek Rusya'ya savaş ilan ediyor. Tabii bunun gerekçeleri var ama savaş ilan edilmeden de bu diplomasiyle halledilebilecek bir problemlerdi. Fakat bu işin altından başka türlü kalkılamayacağını düşündüğü için hatta Abdülhamit Han şiddetle savaş karşıtı olmasına rağmen ona yanlış bilgi verdiler. Hocam dedi dilerseniz ki, burayı şöyle konuşsak. Şimdi tahta çıkışı tamamlandı. Hı. Mithat Paşa'nın çok büyük bir etkisi var. Ve o arada da bir Rus tehdidi var. Bu Rus tehdidine karşı İstanbul'da da bir konferans toplanıyor. Tersane konferans olarak bilinen konferansta bu Rusya'nın diğer Avrupalı devletlerin bazı istekleri oluyor Osmanlı Devleti'nden. Ve bu arada da Mithat Paşa'nın kanuni esasiyi ilan edip meşrutiyeti ilan edip meclisi toplamak gibi bir çalışması aynı var. Aynı gün onu ilan ediyorlar. Evet. Tersane konferansının yapıldığı gün biraz ilan buradan ediliyor. Bahsederseniz hocam Rus savaşına buradan giriş yaptı. Şimdi Ruslar bu tersane konferansını Osmanlı Devleti özellikle topluyor. Buradaki sebep şu. Batı ısrarla tebaandaki gayrimüslimlere özellik ver. Bunların haklarını genişlet. Yani haddinden fazla hak istiyorlardı. Şimdi Osmanlı'nın durumu belli. İflas etmiş bir devlet. Donanması bitik. Yani çok kötü durumda. Bir savaş olsa, deniz savaşı olsa hiç şansın yok. Böyle bir ortamda Osmanlı Batı'ya evet biz bu hakkı onlara vereceğiz. Bak padişahlık yani bir meclis-i memusanın olduğu monarşiyle yönetilen bir sisteme geçtik. Bakın sizin teba diye bahsettiğiniz bizim tebaamız da artık burada kendini temsil edecek. Yani Ermenisi, Sırp'ı, Gürcüsü, Rum'u, Bulgar'ı, Yunan'ı kim varsa Osmanlı topraklarında o bölgeden onların da temsilcileri gelerek Meclis-i Mebusan'da kendi haklarını koruyabilecek, kendi isteklerini ve ihtiyaçlarını dile getirebilecek diye Tersane Konferansı'nın olduğu gün bu kanun esası ilan etti. Fakat hiçbir etkisi olmadı. Çünkü Batı zaten yakaladı seni. Seni boğazından yakaladı. Gücün de yok. Rusya'da, Avrupa'da oradan birçok konularda ayrıcalıklar istediler. Zaten İngilizlerin Kıbrıs'ta gözü vardı.
Rusların keza Bulgarlara özellikle, çünkü onlar da Ortodoks tebaası olduğu için birbirleriyle, Bulgaristan'a bir özellik istedi. Bırakın bunlar kendi başlarına bir devlet olsunlar. Slav toplumu olduğu için bunlar. Ya Bulgarlar aslında Slav değil. Bulgarlar Türktür. İlk Müslüman Türk devleti İtil Bulgarlardır. Yani bunların atasıdır. Evet. Şimdiki Gürcistan'ın olduğu coğrafyada olmuştur bu olay. Sonra neticesinde ilk Müslümanlıktan çıkan Türk devleti de Bulgarlardır. O da ayrı bir ironi. Tabi Osmanlı bunları kabul etmedi. Şiddetle reddedince Rusya savaşı ilan etti. Şimdi bütün bunların altyapısında bu görünen tarihin bize anlatılan kısmı, yaşanılan kısmı, yaşanmış kısmı ve yazılan kısmı. Ama Mithat Paşa'nın da devre arkasındaki padişahlık oyununda şu söz vardır. Der ki, bu döneme kadar Ali Osman dediler. Biraz da Ali Mithat desinler, ne olacak? Yani tahta gözü vardı. Evet. Yani Osman oğulları değil de bundan sonra da Mithat oğulları desinler. Batı'dan da destek istiyor. Ama işler onun planladığı gibi gitmiyor. Rusya savaş ilan edince Abdülhamit Han topluyor bunları. Gelin bakalım biz savaşabilir miyiz? Ya şimdi daha tahta çıkalı ne kadar oldu ki? Hemen o diyor ki ordumuz ne durumda? Ordumuz çok iyi durumda. Ordu yok ortada. Silah gücümüz nedir? 300 bin tüfeğimiz var. Öyle bir tüfek yok. Kasamız ne durumda? Kasamız çok iyi. Kasa tımtıkır. Zaten iflas etmiş bir devlet. Çılgınlık. Rusya'ya savaş açmak. Çılgınlık. İşte Mithat Paşa'nın buradaki amacı, hedefi kendini kurtarmak. Sahibi olmak mı? Kendini kurtarmak. Kendi o darbedeki kendi canını kurtarmak. Kendi canını kurtarmak. Yani dediğiniz gibi bir çılgınlık hocam. Çılgınlık. Bunun bedeli çok ağır oldu. Evet. Osmanlı-Rus harbi çok büyük bir facia ile neticelendi. Şimdi oradaki isimleri de zikredelim. Birazdan önümüze gelecek. Yine izleyicilerimiz çok şaşıracak. Ya adama bak, nereden nereye gelmiş falan. Ben aslında soracağım hocam orayı ama savaşın öncesinde yine bu İstanbul'daki konferanstan sonra bir de dediğiniz gibi Berlin Konferansı toplandı Almanya'da. O şey, o ayrı. Aslında o bir sömürgelerle ilgiliydi ama Osmanlı yine araya yatırdılar Masya'yı. Evet. Çünkü yani 1831 yılından sonra Avrupa'nın Osmanlı'yı davet etmediği de dahil bütün konferanslarında Osmanlı Masya'ya yatırılmıştır. Hepsinde yatırılmıştır. Osmanlı'nın lehine karar alırlar mı sence hiç? Osmanlı'nın aleyhine hep kararlar aldılar. Ve Osmanlı söz konusu olduğunda birleştiler. Evet. İngilizler Mithat Paşa'ya gaz verdiler. Biz sana destek olacağız. Sen savaşı ilan et Rusya'ya diye. İlan ettiler. İngilizler destek vermedi. Çekildiler. Mithat Paşa ortada kaldı. Bakın Mithat Paşa bu denli gözü kör olmuş, gönlü kör olmuş, çılgınca giden bir nevi Enver Paşa'ydı. Ve Osmanlı'nın öyle bir hale soktu ki Sultan Abdülhamit Han döneminde toprak verildi mi verilmedi mi? Bir kısım der ki zihni farklı olanlar, kendine kamalist diyenler, laikciyim diyenler, sözde cumhuriyetçiyim diyenler, alakası yok onların. Abdülhamit'e hain gözüyle bakarlar, toprak sattı gözüyle bakarlar. Savaş sonrasında da işte Ayasofya Fenos'tan sonra yine bir Berlin konferansı var. Asıl zaten Osmanlı'yı bitiren Ayasofya Fenos ve Berlin'dir. Evet, oraya da geleceğiz ama. Tabii yani savaşta Kafkas cephesini Gazi Ahmet Muhtar Paşa yönetti. Ha şimdi Rus savaşında hocam çok önemli iki detay var. Birisi dediğiniz gibi Kafkas cephesi. Evet. Diğeri Plevne. Plevne. Biraz Osman. Da buralardan bahsederek ilerlersek. Şimdi Gazi Osman Paşa bir taraf o Plevne yani Trakya, Rumeli kısmında, Balkanlar kısmını tutuyor. Gazi Ahmet Muhtar Paşa da Kafkas cephesini tutuyor. Ruslar Kafkas cephesinde Ermenilerden, Gürcülerden hatta Türk boylarından da destek alıyor. Öyle bir birlikle geliyor. Bu tarafta ise Bulgarlardan, Yunanlılardan, Sırplardan orada özellik almak isteyen gayrimüslim her milletten destek alarak geniş bir orduyla geliyorlar zaten. Ve bunların teçhizatları da tamam. Şimdi savaşın neticeleri bir ileri bir geri yapalım. Osmanlı'ya bakıyorsun silah yetersiz, gıda yetersiz. Ruslara bakıyorsun her şey on numara. Sürekli geri destek geliyor. Geri hizmet geliyor. Gerek mühimmatta gerek gıdada. Ama Osmanlı'da bu gelmiyor. Çünkü savunma hattını kurduğum Plevne coğrafyasının büyük çoğunluğu gayrimüslim. Yunan, Anadolu'da milli mücadele dönemimizde Polatlı'ya kadar geldi. Neden geri döndü? Geri hizmet alamadı. Çünkü geldiği coğrafyanın hepsi Türk, hepsi Müslüman. Sana yardım eder mi?
korkusundan hizmet getiremediler. Tabi orada İngilizler falan filan da var, o ayrı, ama orada da var. Plevne'de 4 ay Gazi Osman Paşa aslanlar gibi müdafaa ediyor. Yemek bitiyor. Yiyecek bitiyor. Yani atların bir kısmını, belirli yerlerini yiyorlar. Yok. Ve en son artık Gazi Osman Paşa Huruç operasyonu yapalım diyor. Yani çıkalım, vuruşalım. Yani o kuşatmayı yarıp... Yaralım kuşatmayı. Kurtarırsak kurtarırız. Kurtaramazsak şehit oluruz. Bu nasıl bir tercihtir biliyor musun? Bütün kanalların tıkanması neticesiyle alınabilecek bir karardır. En son karar. Bir intihardır bu. Evet. Yani canın artık ölecek. Ve senden sonra İstanbul önün açık. Nitekim öyle oldu. Öyle de oldu. Yaralandı. Maalesef tutsak düştü. Esir edildi. Ama Rus komutanı kılıcını verdi, almadı. Ve ona büyük bir gurur duyman gerekir. Büyük bir askersin dedi. Evet. Bu mücadeleden dolayı. Abdülhamit Han da gazi unvanını verdi. Ve Abdülhamit Han vefatında şöyle bir şey söylemiştir Gazi Osman Paşa'ya. Vefatından sonra yıkanırken gidiyor oraya. Diyor ki, sen benim bu dünyada yüzümü ağarttın. Allah da o gittiğin yerde senin yüzünü ağartsın diyor. Yani mekanı cennet olsun demeye getiriyor. Şimdi günümüz mason sayfalarına, Türkiye Mason Hocası'nın sayfasına bakarsan Gazi Osman Paşa masondur. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Kafkas Cephesi. Gazi, o da Gazi unvanını aldı. Evet. Abdülhamit Han'ın tahttan indirildiğindeki Meclis-i Mebuzan'daki 36 vekilin başını çeken kişi odur. Tahttan indirilsin, halifet fetvasını imzalansın diye veren, teklifi geçen kişi, başı çeken odur. Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Görebiliyor musun? 1877'de yapılanlara bak. 1908'den sonra, Meşrutiyet ilanından sonra, Meclis-i Mebuzan ikinci sefer açıldıktan sonraki halifet fetvası için meclisteki alınan, kararı alan kişiye bak. Görebiliyor musun? Han Abdülhamit Han diyordu ki, diyordu ya, önüm, arkam, herkesim, hepsim ajan, hepsi düşman. Evet. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız? Yalnızım. Benzerlik. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olup ayrılanlara bakın. Birbirleriyle kedi köpek gibi birbirini yiyenler, inancı bile farklı olmasına rağmen bugün kardeş oldular. İslamiyet'e laf atıyorlar, seslerini çıkarmıyorlar. İşte bu, o dönemin sözde hürriyet ordusu. Ve Abdülhamit Han'ı tahttan indirmeye gelenler işte. Evet, bugün de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığından gönderilmesi için, bu düşünce için en çok ses çıkaranlar zamanında Cumhurbaşkanı'nın en çok yanında olan kişiler. Şimdi yasal olarak o dönem gibi, seni hallettik gibi bir ellerinde imkan olsa, mecliste çoğunluk olsa bunu yaparlar. Bir an fırsat kaçırmazlar. Bir an beklemezler. O bir Lassai Tahur şiiri var ya. Evet. Tevfik Fikret'in. Ermeniye, bak Ermeniye yakarışta bulunuyor. Senin bahsettiğin o şiir. Attın, attın, ne yazık ki vuramadın diye. Bir Lassai Tahur, bir anlık duraksama. Orada Yıldız Camii'nden çıkarken dönemin Şeyhülislam Evliyaullah'tır. Cemalettin Efendi durduruyor. Bir soru soruyor sadece. Şimdi Yıldız Sarayı, Yıldız Camii sarayın içinde zaten. İşin olayına bakar mısınız? Çok ileri geldik ama gelmişken anlatalım. Süremiz yetmez falan, sonra anlatamayız. Anlatalım da bilsin. Yok tabii, eyvallah. Sen oralara geleceksindir ama ihanet var ya işin içerisinde. Bu yüzden anlatmak istiyorum. Yıldız Sarayı'ndan Yıldız Camii'sine kadar gelen süre 1 dakika 42 saniye olarak ölçmüşler. Sarayın içerisine elini kolunu sallayarak biri girebilir mi? Kim hesaplıyor bunu? Tabii. Ya işte içeride şimdiki adı FETÖ'cü olduğu gibi işte o zaman da başka biri var demek ki işte. Ve bu aylarca, belki yıllarca bir çalışma gerektiriyor. Ya sonuçta, her cuma namazında ya bunu sonuçta hesaplayacaksa. 4-5 cuma bunu takip etmişler. Evet. 5 cumada bunu planlamışlar. Bakın çok önemli. Dünyadaki ilk saatli bombayı kullandılar. İlk saatli bombalı suikast girişimi. İlk saatli bombalı suikast işte bunu yaptılar. Dünyadaki ilk. Bunu Abdülhamit Han'a yaptılar. Ve sarayın içerisine, sarayın içerisine 100 kilodan fazla bir patlayıcı 120 girdi. Kilo. 120 kilo. Aracın içerisine 120 kilo. İçine de metaller koyarak işte etkisini artırmak için metaller koyuyorlar. 26 kişi ölüyor. 58'di zannedersem yaralı var. Nasıl büyük bir... Ya o dönemin patlayıcısını düşünün. O dönemin patlayacak bombasında 26 kişi ölüyor. Ya bugün DAEŞ
İşte Suriye'de, Irak'ta, şurada burada bomba patlıyor. Bu kadar adam ölmüyor. Pazar yerinde bugünkü teknolojiyle bomba patlatıyor. Bu kadar adam ölmüyor. Bir düşünün bakalım. Nasıl bir etkisi var o bomba? Nasıl bir güçlü? Bu kadar hırs, yani işini bu kadar sağlam almak isteyen nasıl bir düşmanlık? Ve bu düşmanlığı yapan Ermeni komitasının seçmiş olduğu Joris ve bunu destekleyen, arkasından şiirlerine atlar dökenler de Türk geçinenler. Şanlı Avcı diyebilecek kadar. Şanlı Avcı diyecek özgür kadar. Özgür bir ortamda da. Ve bunu bugün destekleyenler, yakalanır. Bugün sevenler, bugün saygı duyanlar da sözde Atatürkçü, Cumhuriyetçiyim diyen, Müslümanım diyenler. Bu nasıl iş? Şaşılacak iş. Yani Stockholm sendromu bile bunun yanında hafif kalır. Celladına aşık olmaktır Stockholm sendromu. Bu bile hani aklın alabilir, aşık olabilirsin falan. Ya bu tamamen aklını yitirmektir. Bu nefret vicdanın, merhametin önüne geçmesidir. Bu nefreti ortaya çıkaracak, oluşturacak Abdülhamit Han ne yapmıştır? Osmanlı Rus Harbi'nde mağlup olundu. Ayastefanos'ta Yeşilköy'e kadar Ruslar geldi, özgürlük anıtı diktiler oraya. Erzurum, Kars, Ardahan hepsini aldılar. Bitik ülke. Öyle bir tazminat istediler ki Yunan Harbi'ne gelene kadar öldü Osmanlı o parayı ödemek için. Abdülhamit Han didindi durdu. Ayastefanos'ta hocam çok ağır şartlar dayatıldı Osmanlı Devleti'ne. Osmanlı bitti Ayastefanos'ta. Evet. Ama ve bu arada da Sultan Abdülhamit Han Mithat Paşa ve meclis üzerinde de bazı tasarruflarda bulunmak istiyordu. Şimdi meclisi anında kapattı. Evet. Kendine teşkilat esasiye kanun 113. maddesi 113. maddesine dayanarak kanun esas tatil etti meclisi. Evet. Mithat Paşa'yı falan sürgüne gönderdi. Ama bir de şöyle bir durum da var. Mithat Paşa bu olaydan sonra İzmir Fransız Büyükelçiliğine sığındı. Korktu. Rus harbinin neticesinde öğrendiği için korktu ve İzmir'de Fransız Büyükelçiliğine sığındı. Abdülhamit Han ultimatum verdi. Onu bize derhal verin. Evet. Yoksa farklı olur. Yıldız yargılaması diye geçen tabii, tarihte. Fransızlar Osmanlı ile savaş etmeye gerek yok diyerekten işine de geldiği için, çünkü Kuzey Afrika'da emelleri var. Özellikle Tunus üzerinde, Cezayir üzerinde emelleri var. Orada hak iddia etmek istiyor, şirin gözükmek istiyor. Ve bunlarla da iade ediyorlar. Mithat Paşa idama mahkum ediliyor. Evet. İdam edilecek. Şimdi kanuni esasiyi oluşturan 30 kişilik bir heyet var. Osmanlı'nın ilk anayasası. Yani otokrasi, yani padişahlık, tek adam sisteminin dışındaki çoklu siyasetin ilk anayasasıdır kanuni esası. Günümüzde bile bazı maddeler hala geçerliliğini koruyor, değiştirilmedi. Ahmet Cevdet Paşa'nın yazdığı bilinir. Kanuni esasiyi. Evet, hukukçu, şimdiki deyimiyle anayasa profesörü gibi bir şey ama o 30 kişilik heyetin içerisinde de Ahmet Cevdet Paşa da var. Ama heyetin başkanı yine Mithat Paşa. Ve o kanuni esasinin maddelerince idam kararı aldı. Yargılayan da Ahmet Cevdet Paşa'ydı. Fransız yargılayan da o. Konsolosluğundan alan da Ahmet alan Cevdet Paşa'ydı. Ve Abdülhamit Han idamını sürgüne çevirir. Bu arada Gazi Osman Paşa da aslında Mithat Paşa'nın idam edilmesini şiddetle destekleyenlerdendi. Evet. İdam edilmesi gerektiğini tabii, düşünüyordu. Niye edilmesin? Mahkeme kararı vermiş. Karşı şerh oyu yok. Buna rağmen net. Sultan Abdülhamit ikinci bir toplantı yapıp idam edelim mi etmeyelim mi diye soruyor. Buna rağmen Sultan Abdülhamit Han idam kararı çıkmasına rağmen hem mahkemede hem istişare ortamında sürgüne gönderiyor. Taif'e gönderiyor. Neticede Taif'e gidiyor. Neyse orada öldürüyorlar bunu. Çok önemli değil artık. O görevini yaptı. Misyonunu tamamladı. İngilizler ve Fransızlar Ayastefanos Anlaşması'ndan sonra Rusya'nın çok fazla güçleneceğini, Boğazlar İstanbul'u ele geçireceğini, Akdeniz'e ineceğini, sömürgelere zarar vereceğini düşüncesiyle bu korkularından dolayı Abdülhamit Han'a yardım ediyorlar. Ve yine bir Berlin anlaşması oldu. 78 Mart ayındaki Ayastefanos'tan sonra hemen takiben 4 ay sonra Temmuz'da bir Berlin konferansı düzenleniyor. Ve bu Berlin konferansında Osmanlı'nın kaybettiği aslında toprakların %90'ı geri alınıyor. Ama İngiltere 1882'de o yine Ayastefanos Berlin'e göre Kıbrıs'ın kullanım hakkını istiyor. Tapusunu değil de kullanım hakkını istiyor.
Ama neticede gözü Kıbrıs'ta. Evet. Şimdi diyorlar ki Abdülhamit Han toprak sattı mı satmadı mı? Şimdi adamı tahta zorla geçirdiler. Anlaşarak geçirdiler. Biz ne dersek onu yapacaksın diyerek geçirdiler ki kanuni esası kabul etmesi, meşrutiyeti ilan etmesi de bu anlaşmanın bir tezahürüdür. Kucağında Osmanlı-Rus harbini buldu. Rus harbine soktular. İşte bak kucağında getirdiler. Bunu buldu. Tahta çıktı. Çok kısa bir süre sonra yani 5-6 ay sonra Osmanlı-Rus harbi kucağında patladı. İnanılmaz bir, çok ağır bir mağlubiyet. Zaten devraldığı devlet iflas etmiş durumda. Kendini yönetemeyecek şekilde, ekonomik olarak kendini idame edemeyecek şekilde böyle bir devlet. Ayastefenos'ta da topraklarının büyük bir kısmını, Balkanların neredeyse tamamını şimdi kaybetmiş zaten bir ortamda. Demek zorunda. Ordunun yarısı savaşta kırıldı. Yarısından çoğu şehit edildi. Gerek Kafkas cephesinde gerek Plevne'de. Büyük bir hezimet. Arkasından Berlin'le toprakların kurtardığına mı sevinelim? Gidenler gitti. Kalanlar bizimdir mi diyelim? Yoksa bu olayları hiç zihnimize getirmeden, bazı kesim için söylüyorum bunu, Abdülhamit Han toprak verdi. Yahu kardeşim, Abdülhamit Han diyorlar ki 82'de Kıbrıs'ı verdi, 83'te Tunus'u verdi. İşte Mısır'a falan. Kardeşim, 78'deki Berlin Anlaşması kararlar gereğince verildi. Zaten vermesen adam işgal edecek. Ki istese edebilirdi de. Evet. Çünkü zaten bir ordu yok. Para yok. Bu şekildeydi. Yani Osmanlı Devleti hiçbir şartta, Abdülhamit Han'dan bahsediyorum, hiçbir şartta savaşın neticesindeki anlaşmalar dışında bir toprak vermemiştir. Evet. Bakın, en çok Abdülhamit Han'ın tartışıldığı dönem bu dönemdir. Osmanlı-Rus Harbi ve sonu. Duyun Umumiye'nin kurulması, işte Borçlar Kanunu. Hocam, dilerseniz onu reklam arasından sonra öyle ikinci mi? Bölümümüzde yine değerlendirelim. İyi gelmişiz, şimdi Rus Harbi'ni de bitirdik. Merak edilen konulardan birisi de Kıbrıs konusuydu. Evet. Ona da bir açıklık getirdiniz. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Değerli izleyiciler, reklamın ardından Sultan II. Abdülhamit Han'ın biraz daha saltanatında ipleri eline aldığı bir dönemi, Rus Harbi'nden sonraki dönemi değerlendireceğiz. Reklamın ardından birlikteyiz. Değerli izleyiciler, reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Sultan II. Abdülhamit Han'ı konuşuyoruz. Reklam öncesinde Sultan'ın tahta çıkışı, Osmanlı-Rus Harbi, Kanun-ı Esasi'nin ilanı, Meşrutiyet'in ilanı ve Osmanlı-Rus Harbi'nin sonrasında Ayastefenos Anlaşması, Berlin Muahedesi, Kıbrıs meselesini konuştuk, değerlendirdik hocam. Bu konulara açıklık getirdik. Şimdi tabii meclisin tatil edilmesinin ardından Sultan II. Abdülhamit devlet yönetiminde ipleri biraz daha fazlalıkla eline almış durumda. Rus Harbi'nden çıkılmış, ağır bir kayıp verilerek çıkılmış ve Osmanlı Devleti de borç içerisinde bu arada. Devletin Abdülaziz devrinden kalma, daha önceki dönemlerden kalma bir dış borcu var. Ve bu da büyük bir engel oluşturuyor Osmanlı Devleti'nin hareket kabiliyeti açısından. Burada Sultan II. Abdülhamit dediğim gibi biraz daha ipleri eline aldı. Ve bir de duyunu umumiye meselesi var bu borçların ödenmesiyle alakalı. Dilerseniz buradan konuşmaya devam edelim hocam. Şimdi hani dedik ya, tarih hep tekerrürden ibaret. Evet. Aslında bu çok acı bir sözdür. Tecrübe almazsak tarihten aynı kazığı yemeye mahkumuz. Nitekim yedik. Nasıl yedik? Duyunu umumiye eşittir IMF. Çok net. Bize bundan 20 sene önce Türkiye'ye borçlarımızı yönetmesi için, değil mi? IMF'den kredi alabilmemiz için, güzel gözükmemiz için adı Türk olan Kemal Derviş adında birini gönderdiler. Davulla zurnayla karşıladık. Davulla zurnayla karşıladık. 250 milyon dolar krediyi çok büyük başarı olarak gazetelere, manşetlere süsledik falan. Bu adam ne yaptı? Yasalar karşılığında kredi verdirdiler. Evet. Bize. Şimdi duyunu umumiye 81'de kurulduğunda oranın vergilerin toplanmasını bile, özellikle tekel vergileri yani alkol ve sigara gibi, tütün gibi, bunların vergilerini Abdülhamit Han %100'ünü verdi. Onlarla ödeyelim bu borcu diye. Ve bazı, bu da gelirin %25'ini oluşturuyordu aslında. Evet, gelirinde çok, yani, çok da büyük bir payını oluşturuyordu. Ve bunu batılı devletler yönetiyor.
yine kendileri var içinde. Tahsildarlar da maalesef ki Ermenilerdi. Ermenilerden seçtiler tahsildar olarak. Ve bunlar çok acımasız bir şekilde. Adamın yiyecek yemeği yok. Belki bir kap bir kacağı var. Onu bile aldılar. Vermeyeni öldürdüler. Tecavüz ettiler. Zorla aldılar. İşkenceye yatırdılar falan. Bu denli zor bir süreçten geçildi. Şimdi Duyun Umumiye'nin neticesi buydu. Borçlar ödenmesi için. Ama izlenilen yola bakın. Halkı isyana teşviktir zaten bu. Bu nasıl padişah? Bu nasıl bir yönetim? Biz sahipsiziz. Bu hissiyat oluşturmaktır. Şimdi IMF'ye bakın. Verdiler parayı. Ya verdikleri paradan daha çok faizi vardı. Sonunda adı Ahmet Mehmet gibi bizden olan, tıpkı soyadı kanundaki bir günde herkesin Türk ve Müslüman görünümlü olduğu gibi Kemal Derviş diye biri geldi ve ilginç bilir. Onun yardımcısı kimdi biliyor musun? Devleti temsil eden hazineyi. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Faik Öztrak'tı. Şimdi bizden gibi görünüyorlar. Bizden gibi görünüyorlar. Bakıyorsun şöyle bizden. Ama ülkenin netice itibariyle geldiği duruma baktığın zaman ya bu adam ya bizden gerçekten ama ahmak. Yani yanlış yapıyor, işi bilmiyor, işin ehli değil. Eline vurdular, aldılar ekmeğimizi. Ya da bu adam ihanet içerisinde. Bunun daha farklı bir yorumu var mıdır? İşte Duyun-u Umumiye ve IMF aynıydı. O adamların, yani düşmanın, torunları tarihten örnek alıp aynısını bize uyguladılar. Evet. Kendilerini revize etmeye gerek bile duymadılar. Çünkü bizim tarihimizi unutturdular. Ne yaşadığımızı unutturdular. Ve işleri çok kolaydı. Dedelerinin yaptığını, tarihini, gününü, şeklini değiştirip önümüze sundular. Biz onu da yedik. Biz onu da yedik. Şimdi bu kişilerin bizden olup olmaması bence hocam bir karakter meselesi. Belki yani, de tohum meselesidir. Evet. Müslüman Türk'ün karakter ve şuurunu bürünüp buna göre yaşayıp buna göre anılan insanlar bizden bence. Yani yoksa Türk olduğu için bizden olmayan yüzlerce insan sayarız. Buradaki her programımızda da bunları sayıyoruz. Ama Türk olmadığı için Türk olmadığı halde diyelim daha doğrusu ve öylesine bizden olan insanlar var ki onları da burada otursak yüzlerce kişi sayarız. Var. Ama burada acı olan şu. Bize bizdenmiş gibi davranıp ifa ettikleri yani görevlerindeki neticelerine baktığımız zaman çok acılar çeken taraf hep biz olduk. Evet. Bize bizdenmiş gibi görünenler bu acılar çekmediler. Hala çekmiyorlar. Biz de bize bizdenmiş gibi görünenleri çok seviyoruz. Bağrımıza basıyoruz. Bağrımıza basıyoruz. Hiç gözümüz kapalı. İşte bu vicdan merhamet. Bak, evet. Müslüman'da bu ben bunu bu hasleti ben sevmiyorum. Bende de var sevmiyorum. Bu vicdan. Aman diyene biz bir şey yapmıyoruz. İyi de kardeşim yapma da sonrasında da senin soyun işte tarihte tarihe göre soyları biziz. Ne acılar çektik. Bizden öncekiler ne acılar çekti. Ondan önceki her dönem acılar çektiler. Yahu kardeşim bu idamı niye getirmiyorsun? Varken niye kaldırıyorsun? Darbeciler darbe yaptığında bu ülkede başbakan idam edebilirken 12 Eylül'de binlerce sağcı solcu ya bizim adamımız değil mi? Sağcısı veya solcusu fark eder mi? Ya bunlar idam edildi. Onlara var ama böyle bizden gibi görünüp de yakalanan da şunlar bunlar 3-5 sene hapiste yatıyorlar. Çıkıyorlar. Ya adama vatana ihanet etti, belgelendi, mahkemede ceza aldı. CHP'li bir milletvekili Enis Berberoğlu. Ya adam 3-5 sene sonra serbest kaldı ya. Bitti adam işi ya. Vatana ihanetin bedeli bu. Bir tanesi makine kimya enstitüsünün bakın ürettiğimiz silahların raporlarını, planlamalarını satarken yakalandı. Adamın aldığı ceza 12 yıl. Yahu bu adamın yaşamaya hakkı yok. Evet. Sen bunun bir sayısal bir cezai meydesi olması şart değil ki. Yaşamaya hakkı yok bu adamın. Bu topluma, bu milletin geleceğine kastediyor bu. Ne için? Dünyalık menfaat için, para için. 15 Temmuz darbe girişimindeki. Ya 15 Temmuz zaten tüm facia. Hainler. 1908-1909 arasındaki hem o ihtilal hem darbe işte 15 Temmuz'dakilerin aynısı. Tek fark 15 Temmuz başarılı olmadı. Aynısıydı. Bakın aynısıydı. Ondan önce 2007'lerde Cumhuriyet mitingleri düzenledi biriler. Şeriat istemeyiz diye. Cumhuriyet elden gidiyor diye. Ya Abdülhamit döneminde de şeriat isteriz dediler. Öbürleri de şeriat istemiyoruz dediler. İyi de kardeşim iki taraf ayaklanıyor. Biri şeriat isteriz diyor. Biri şeriat istemeyiz diyor. Onlar çatışıyor.
Abdülhamit Han'tan indiriyorlar. İkisinden de sorumlu Abdülhamit Han tutuluyor. Ya merkez aklın yönetimine bak işte. Yani çok net bir şekilde ortaya çıkıyor zaten. Şeriat elden gidiyor diye Sultan Abdülhamit Han'ı sorumlu tutanlar. Ya sarayın önüne geliyorlar. Evet. Sarayın duvarını taşlıyorlar. Şeriat isteriz diye. Ya o halifeye yapıyorlar bunu. Abdülhamit Han halife. Halifeye şeriat isteriz diye protesto ediyorlar. Nasıl bir cehalettir bu? Ve halifelik makamını da Osmanlı padişahları arasında belki en etkin, en çok kullanan isimlerden i̇şte birisi. İşte işin ilginç tarafı şeriat isteriz diyenlere karşı gelenlerin içerisinde Müslüman yok. Sırp çeteciler, Bulgarlar, Yunanlılar, Rumlar, Ermeniler, işte Ahmet Mehmetler. Ha Türk olan var içlerinde. Çok ilginç. Çok ilginç. Yani bunu insanlar nasıl yorumlayamıyor? Netice olarak bedel ödeyen Abdülhamit Han. Kim? Vefat ettiğinde tabutu yani mekanına, ebedi istirahatgahına götürülürken pencerelerden kapılara dökülüp kadınlar dedi ki nereye gidiyorsun? Ey sultanım sendin bize ekmeği 3 paraya veren, sendin bize kömürü 5 paraya veren diye ağlaştılar. Evet. Şimdi bugün gelen zamlara insanlar feryat figan. Bu zam sadece sana gelmiyor ki. Cumhurbaşkanına da geliyor, başbakana da geliyor. Herkese geliyor bu zam. Tamam da kardeşim, 100 yıl önce dedelerimiz, yabancıdan bahsetmiyoruz. Milli mücadele, Kurtuluş Harbi. Daha öncesine gidelim, Birinci Dünya Savaşı. Daha öncesine gidelim, Balkan Harbi. Daha öncesine gidelim, 1897-98 Osmanlı-Yunan Savaşı. Ya bunların hiçbir tanesi yiyecek ekmeğimiz var mı? Ayağımızda çarık var mı? Hanımımız, çocuklarımız ne olacak? Ya biz nasıl geçineceğiz? Ya bu derde bu tasaya düştü. Allah'tan bu dönemki insanlar o dönem yoktu. Yoksa hepimiz yorgu olurduk. Bu dönemki bu itiraz eden, çılgınlar gibi muhalefet edip bağıran çağıranların Avrupa'dan haberi yok. Dünyadan haberi yok. Zihni bile Edirne'nin dışına çıkmamış insanlar bugün Türkiye üzerinde yargılıyor. Bir tane bir bakın bakalım ya. Bilmiyorsan İngilizce Google Translate'ten yabancı sayfaları bir Türkçe'ye çevir bir oku bakalım. İngiltere'de daha geçtiğimiz hafta insanlar sokaklara döküldü hayat pahalılığından. Dünyanın süper gücünden bahsediyoruz. Ekonomik krizin uğramadığı ülkeden bahsediyoruz günümüzde. İngiltere sömürge kralı şu anda. Ya hocam şimdi tabii pandemi süreciyle tüm dünyadaki bazı dengeler değişti. Yani insanlık hastalıkla boğuşurken şu an hala boğuşuyoruz ama bir taraftan da şimdi ekonomik kriz patlak verdi. Ve özellikle enerji alanındaki dünyada bir yetersizlik söz konusu ya da kullanıma sunulmayıp şişirilen bir fiyat söz konusu. Cumhurbaşkanımız da dün hatta bununla ilgili bir açıklama yaptı. Tamam elektrik faturaları, doğalgaz faturaları bizim ülkemizde çok fazla ama bu tüm dünyada böyle. Hatta biz Avrupa'nın bunu en ucuz kullanan üçüncü ülkesiyiz diye de bir açıklama yaptı. Burada da insanlar ya orada asgari ücret şu kadar dolar, şu kadar euro, bizde bu kadar derken yani onu demekte de haklılar ama şöyle bir baktığımız zaman bizde belki %5'i, %3'ü bu enerji sarfiyatına harcanırken asgari ücretin yani aldığımız asgari ücretin %5'ini faturalara verirken Avrupa devletlerinin birçoğunda bu oran %7, %8, %10'u hatta %15'i bulan ülkeler var hocam. Yani bu tüm dünyada olan bir kriz söz konusuyken yani bu krizden bir şey çıkartmak opportunistiktir. Şimdi burada aslında şu var. Bizim milletimiz en iyisi olsun. En iyisini yesin, en iyisini yaşasın. Biz de bu milletin içerisindeyiz. Evet. Biz de yapalım bunu. Bunu kim istemez ki? Bu milletin evladı olup da istemeyecek bir fert çıkar mı? Çıkmaz. Ama burada şu olay var. Allah'a hamdolsun biz hani gerek ticaretimiz gereği, gerek konumumuz gereği dünyanın birçok ülkesini ziyaret etme fırsatı buldum ben. Birçok ülkesindeki ziyaret ettiğimiz ülkeleri de gezip gözlemleme imkanı buldum. Bugün Avrupa'da asgari ücret oralarda saatle çarpılır. Bizdeki gibi sabit bir maaş değil. Bizde mesailer saatle çarpılır, üzerine eklenir. Orada tamamen saat ücretidir. Adam geçinemiyor. Bakın, yani bizim deyişimize göre yorumluyorum. Asgari ücretle alan bir adam Avrupa'da geçinemiyor. Diyorlar ki işte aldığı maaşa bak ona çarp. Tamam da onu ona çarp, onu ona çarp. Neye çarparsan çarp. Bizde daha ucuz. Şuradan pay biçmeleri lazım. Avrupa'dan önceden gurbetçilerimiz gelirken arabaların bagajları dolu gelirlerdi. Hediyelerle gelirlerdi. Bugün tam tersi. Buradan götürüyorlar.
Gelirken bir şey getirmiyorlar. Benim çok gurbetçi arkadaşım vardır. Gelirlerken eskiden bize çok daha kıymetli şeyler getirirlerdi. Şimdi gelirken ya kahve getiriyorlar bir tane. Allah razı olsun. Bizim hatırımızı almaları da güzel bir şey. Bir tane çikolata getiriyorlar. Bak şu anda bu hale geldi. Çünkü bura daha uygun maliyetli artık. Buradan karton karton çok kötü, haramdır bir kez daha söylüyorum, sigara alıp götürüyorlar. Oraya Avrupa'ya götürüyorlar. Yahu madem ora buradan iyi, alım gücü daha kuvvetli. Ya bunlar şimdi adam diyecek ki ya buradan alıp parası var ki alıyor götürüyor. Ya adam orada buraya gelirken birçok gurbetçimiz kredi çekip geliyor. Faizleri düşük zannediyor insanlar. Burada yüksek zannediyorlar. Abdülhamit Han döneminde, Abdülhamit Han tahttayken, ülke o kadar boştayken, kendi çabalarıyla 300 milyon, bakın bu çok önemli bir rakam. Rakamın yüzdelik dilimi çok önemli aslında. 300 milyon sterlin borcu onda birine düşürdü. Evet. Abdülhamit Han. Ülke işgal edilmiş. Toprakları anlaşmalar gereği kullanım olarak verilmiş. Yani senden çıkmış aslında da hani fiziken biri orada oturuyor, fiilen senin sözde. Bak böyle bir durumda. Borçlara Batı el koymuş. Çok önemli. Ve onların istedikleri şekilde tahsil ediliyor. Aslında duyunu umumi mecburiyetinin baktığımız zaman bu mecburiyette dediğiniz borcun hemen hemen neredeyse yarısına kadar bir kısmından vazgeçilmiş. Avrupalı devletler tarafından. Yani bu yapılan pazarlıklar, o sözleşmeler neticesinde vazgeçilmiş. Osmanlı'yı öldürmek istemediler. Bu bir mecburiyet olarak. Öldürmek istemediler. Yani bunu çalıştırıp Batı'nın öyle bir düşüncesi vardır. Hala 41'de Churchill'in bir sözü vardır. Türkler ölüyorsa su verin, başlarını kaldırıyorsa budayın diye bir sözü vardır. Batı bunu tarihinde de söylemiştir. Çünkü Türkler bir tampondur. Nereye bir tampondur? Dünyanın tam merkezinde duruyor. Doğunun, kuzeyin, güneyin, batının arasında bir tampondur. Evet. Dünyanın merkezidir Türkiye Cumhuriyeti. Bizim bu coğrafyamız. Bunu onlar çok iyi biliyorlar. İşte petrol coğrafyalarının sürekli kan revan olması. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin çevresine her daim kan revan. Hiç böyle bir sulh içerisinde olduğu olmamış ki. Osmanlı döneminin belirli dönemleri haricinde. Olmamıştır. Hala bakın hangi coğrafya bizim elimizden gittiyse hep bir kan bir gözyaşı içerisindedir. Müslümanlara karşı bir zulüm, bir kıyım her daim olmuştur. Hala da var. O dönem Abdülhamit Han bu borçları onda bire düşürürken bir yandan da yatırım yapıyordu. Evet. Bir yandan da devlet teşkilatını aslında hocam Sultan Abdülhamit direkt böyle kendi eline tutup Yıldız Sarayı'nda özellikle kurduğu istihbarat teşkilatıyla kurduğu kendine bağlı devlet birimleriyle de direkt halka etki edecek, memleketin dört bir yanına etki edecek faaliyetlerde, icraatlarda da bulunuyorlar. Çok güzel bir yere girdin. Bir araya girebilir miyim burada? Abdülhamit Han Rus Harbi'nden sonra tahta çıktı. Yaptığı ilk iş şu oldu. Devletin yönetim merkezini Çankaya'dan Külliye'ye aldı. Bir benzerlik daha. Evet. Bu çok önemli. Bakın. Ve Yıldız Sarayı'nda, Yıldız Sarayı'na bağlı hafiye teşkilatı, yani Yıldız İstihbaratı kurdu. Bugün MIT'in merkezine bir bakın bakalım. Orada pimpon oynamak için mi yaptılar o koca tesis? Kale. Devletin bütçesinden gözle görünür derecede büyük bir miktarı Ar-Ge ve istihbarata neden ayırıyor bu devlet? Evet. O dönem Abdülhamit Han Yıldız Teşkilatı'nı ayırdığı bütçe devletin neredeyse onda biriydi. Evet. Jurnalciler dedikleri yani haberciler vasıtasıyla birçok insana para vererekten bilgi topluyordu. Abdülhamit Han saraydan dışarı çıkmadan dünyanın her yerini biliyordu. İngiliz Kraliyet Sarayı'nın içerisini bile biliyordu. Ve müthiş bir fotoğraf koleksiyonu da vardı dünyanın dört tarafında. Çekin bana getirin. Gözü yani bedenen burada yani tahtta oturuyor ama ruhen her taraftaydı. Şimdi bir tarihçi hocamız Ebu Bekir Sofoğlu Hoca Sultan Abdülhamit Han'dan için işte Facebook'u ilk bulan kişi demişti. Mecaz bir anlatım bu. Yani tabii bu mecaz anlatımı anlayamayanlar da oldu da ona kastettiği o dünyanın dört bir tarafından çekilen fotoğraflar, o yörenin yorumları, o yörenin kültürü, geleneği ve orada yaşayan insanların özellikleri, ileride neler yapabilecekleri,
bizim orayla nasıl bir çıkar ilişkimiz olabileceği konusunda müthiş bir analizi vardı. Coğrafyaya çok önem verirdi. Çünkü coğrafya kaderdir sözü Kur'an'da da var. Yani taşıyamayacağın yükten fazlasını vermem diyor Allah-u Teala kullarına. Coğrafyanın kader olma kısmı bizimle artık et ve tırnak gibi olmuştur. Evet. Çok güçlü bir milletiz. Bütün düşmanlar bizim üzerimizde. Bir dünyada taraftan da avantajı olmuş hocam tabii aslında. Tabii dünyada bu kadar düşman olan bir millet yok. Abdülhamit Han böyle bir dönemde böyle bir zamanda tahta çıkıyor. Nitekim Atatürk diyor ki Abdülhamit Han'dan için. Ey çocuk, Abdülhamit'i sevme gene sevme. Ama onun döneminde yaptığı o şartlarda hele hele 20. yüzyılın başında azami müsamaha ile yönetimdir, başarıdır diyor. Abdülhamit Han'dan için. Bakın bunu söyleyen, Abdülhamit Han'ı karalayan, aşağılayan, hor gören, beğenmeyen, onlara göre tarihçileri de var onların. Onların bu şekilde lanse ettiği, Batı'nın bunlara lanse edip bunların da kabul ettiği Abdülhamit'in, bakın sevdikleri, ulu önder dedikleri Atatürk'ün söylediği sözü söylüyorum. Daha niceler neler söyledi Abdülhamit Han'a, övgü dolu düşmanlar açısından ama evet. Atatürk'ü örnek özellikle iç kargaşamızdan dolayı söylüyorum. Çok acı. Çok acı. Abdülhamit Han bu yokluğun içerisinde borcu onda birine düşürecek. İnanılmaz derecede yine bunların örnek gösterdiği şöyle büyük böyle büyük liderlerimiz diye birçok bahsettiği, zikrettiği isimler ki bizler de bazılarını kabul ediyoruz. Başta Atatürk. Bunları bile Abdülhamit Han'ın açtığı okullardan mezun olmuştur. Evet. Abdülhamit Han'ın getirdiği eğitim müfredatıyla eğitilmiş mezun olmuştur. Ama bunlar tam tersi davranmışlardır. Ya biraz da bu icraatları konuşacak olursak hocam, yani o dönem hem kız çocuklarının hem erkek çocuklarının hemen hemen her vilayette gidebileceği okullar açıldı. Yatılı okullar açıldı. Evet. Ya maaş bağladı çocuklara, kız çocuklarına. Abdülhamit Han maaş bağladı, maaş. Bu ne demek ya? Bitik bir ülke kız çocuklarına maaş bağlıyor. Ve bu nasıl biliyor musun? Bakın biz de SSK şu emeklilik olayları tabii 1960'lardan sonra gündeme geldi. Abdülhamit Han döneminde emekli sandığı vardı. Kız çocuklarına verdikleri maaşların bir kısmını mezun olduktan sonra kullanmak üzere emekli sandığında biriktiriyordu. Abdülhamit Han. Evet. Uygulamaya bakar mısınız? Bizim bugün hala yok böyle bir şeyimiz. Kız çocukları okusun. İşte kadınlara katliam. Ya işte asıl yobazlık bu dönem işte. Evet. Kadına katliam, kadına şunu yapmak. Ya nasıl iş bu? Olur mu ya? Allah'ın emaneti. O da bir insan. İşte gerici olarak addedilen, adlandırılan, bugün hala gerici olmakla eleştirilen Sultan Abdülhamit Han aslında döneminde çağının da çok ilerisinde bir takım hamleler yapmıştı, icraatlar yapmıştı hocam. Hatta birçok kişi hatırlayacaktır izleyenler. Boğaz'da, İstanbul Boğazı'nda Boğaz'ın iki yakasını birleştirecek bir köprü projesi. Yine Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçit projesi vesaire. Bu tarz çalışmalar da Sultan Abdülhamit Han döneminde yapıldı. O dönemde bunlar düşünüldü. Yani çağının bunlar çok çok ilerisinde projelerdi. Bugün işte gericilikle, istibdatla yargılayanlara da bir cevap neticesinde oluyor. Sultan Abdülhamit Han, Fransız bir müteahhite, mimara, tüp geçit yani boğazın altından tren geçsin. Boğazın üstünden işte şimendifer, yine tren geçsin, arabalar geçsin. Bunun projesini çizdiriyor. İhale açıyor. Amerika'dan müteahhitler, mimarlar geliyor. Teklif veriyorlar. Yani bugünkü Boğaz Köprüsü gibi Osmanlı mimarisine uygun bir köprü tasarlıyorlar. Bunların çizimleri de mevcut. Evet. Devleti aldığına bakın. Getirdiği seviyeye bakın. Ve buna rağmen bugünkü günümüzdeki olaylara bakın. 2002 öncesindeki ülkemizin haline bakın. Ekonomi iflas etmişti. Benim babam ticaret adamıydı. Fabrikaları vardı. Biz çok büyük rakamlarda battık. O dönem krizde. Üzerine bir de deprem geldi. Tam tuz biber oldu. Ülke bitik. IMF yakanda. İçeride
bunların bahsettiği, muhalefetin ağzına pelesenk ettiği kuvvetler ayrılığı dediği ve o kuvvetlerin her birinin başka mecralarda sahipleri olduğu bir ortam vardı. Yani ortaya çıkıyorsun, şunu yapacağım, her taraftan bir ses çıkıyor. İnsanlar etki altında kalıyor. Ya demek ki bak, herkes doğru bir şey söylediğine göre, ortak bir şey söylediğine göre bunlar yanlış yapıyor. Mülkiye bu şekilde sindirerek, tıpkı mahalle baskısı dedikleri gibi bu sistemle yaptılar. Ülkeyi bu şekilde yönettiler. Abdülhamit Han döneminde de İttihat Terakki'yi bir kuruldu. İşte genç Türkler, cön Türkler falan dediler. Yeni Osmanlılar dediler. Genç Osmanlılar dediler. Gençlere Fransa'da, İtalya'da, Mason localarında zihinlerini aldılar. Siz Türksünüz. Bir Türkçülük akımı başlattılar. Abdülhamit Han ben de Türk'üm diyor. Türkçeyi istiyor. Osmanlıca Türkçe diyor. Ve hatta Türklük ruhunu böyle en güzel şekilde parıldatıcı bir hareketle, mesela tabii, Sultan Abdülhamit'in en has birlikleri, onu koruyan birlik Söğüt'ten özellikle seçilmiş. Özbe öz benim kardeşlerim, kardeşlerim dediği Türkmenlerden oluşturulmuş bir birlikti hocam. Sadece orası değil ki, Hamidi alaylarını kurdu. Evet. Doğudaki Ermenilere karşı Kürtler zarar görmesin, onların zihinleri kaybolmasın diye doğuda Kürt birlikleri kurdu, Hamidiye alayları adı altında. Ve onlar doğudaki ayrılıkçı, isyancı, katil, şu anda da öyleler, Ermeni terör örgütlerine karşı orada ciddi bir savaş verildi. Çok ciddi bir şekilde, kanlı bir savaş. Yani 80 bin civarında Ermeni öldü bu çatışmaların içerisinde. Bu yüzden Fransız yazar Vandal, işte vandalizm diyorlar ya. Evet. Vandal Kızıl Sultan ismini takmıştır Abdülhamit Han'a. Kızıl Sultan o takmıştır. Ve doğudaki Ermenileri katletti diye. Yahu Abdülhamit Han'a ne iftiralar attılar. Sadece bu değil ki. Dediler ki bebek kanı içiyor. Bebek kanında her gün banyo yapıyor. Ve bebekleri Galata'dan atıyor denize. Bir tane gelmeyecek. Yani o tebaadaki insanların zihnini o kadar hazırlamışlar ki buna inanıyorlar. Dediler ki Yıldız Sarayı'ndaki Abdülhamit Han'ın tuvaleti altından. Hatırlatıyor mu sana bir şey? Evet. Külliye yapılırken klozeti bile altından demediler mi? Çatal bıçak takımı bile altından demediler mi? Milletin parasını çarçur ediyor demediler mi? Şimdi o kadar çok tarihsel anlamda denenmiş, neticesi alınmış, karşı taraf için söylüyorum, uygulama varsa bugün aynısını Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptılar. Evet. Ve bir benzerlik daha yine soracaktım. Şimdi yeri gelmişken buraya girelim istiyorum hocam. Şimdi tamam, çok zor bir durumdan çıkıldı ama az önce uzunca bahsettiğimiz gibi bir hayat pahalılığı, aslında çok da bir hayat pahalılığı yok. Ve devlet de ciddi yatırımlar yapma peşinde. Okullar açılıyor, tıbbiye açılıyor, askeri okullar açılıyor. İşte ülkenin her tarafında bir yatırım var. Ama bu arada bir de özellikle İngilizlerin desteklediği Ermeniler tarafından bir ayrılıkçı çalışmalar başlıyor. Terör faaliyetleri başlıyor. Terörlü mücadele konusunda da Sultan Abdülhamit Han, yine bahsettiğiniz gibi Hamidi alaylarıyla özellikle onlara fırsat vermiyor ve Kızıl Sultan lakabı takılıyor. Şimdi burada Ermeni meselesine de biraz değinecek olursak hocam, bunun terörize edilmesi, bildiğiniz gibi Osmanlı Bankası'na kadar gelip saldırıyorlar, İstanbul'la terör estiriyorlar. Biraz da bunlardan bahsederseniz terörle mücadele noktasındaki benzerliği de görmüş oluruz. Ermenileri Batı her daim Osmanlı'ya karşı kullanmıştır. Özellikle 1831'deki Osmanlı-Amerika Seyri Sefain, yani serbest dolaşım anlaşması imzalandıktan sonra orada Amerika'ya bir hak verildi. Bu diğer ülkelere verilmemişti. Amerika'ya dendi ki senin vatandaşın bir suç işlerse senin hukukun geçerli. Yani bir ülkeçilikte al götür, ne yapıyorsan yap. Yani bizim askerleri yakaladığı zaman onu yargılayamıyor. Götürecek Amerikan konsolosluğuna, büyükelçiliğine verecek. Onlar yargılayacak. Şimdi Amerika bu durumu, bu gücü eline, bu fırsatı eline alır da bırakır mı hiç? Bırakmaz. Ve Ermeniler üzerinde ülkede bir misyonerlik faaliyeti başlattı. Amerika'nın keşfi de bir misyonerlik faaliyetidir.
Zaten orada yaşayan insanlar var. Buna nasıl keşif deniyorsa, işte keşif deniyor tarih kitaplarında. Yaşayan bir insanın olduğu yer keşif olur mu hiç? Ama işte öyle geçiyor kitaplarda. Ve oraya gidenler de aslında keşif derken Hristiyanlığı yaymak için Hristiyan'ın olmadığı toprakları kastediyorlar. Ama bizim zihinlerimize Amerika ilk keşfeden şu adam diye geçiyor. İlk ayak basan insanmış gibi. Şu adam diye geçiyor. Halbuki onların derdi Hristiyanlığı yaymaktır. Amerika'nın böyle bir vazifesi var. Kuruluş gayesi de buydu. Orada Yahudiler de bir toprak parçası aldılar, bir orada toplandılar falan. Mavi kanunlar diye, mavi kanunlar diye ki onlar için kutsaldır mavi. İşte bu iki nehri, onların büyük İsrail projesi, evet, iki nehir arasını mavi kasteder. Kendi bayrakları da zaten ona mavidir. Orada misyonerlik için çalıştı Amerika. Ve burada Ermenileri kullanarak Ermeniler üzerinden bir diaspora başlattı. Misyoner okullarının tamamını Ermenilerden hocalar tayin ettiler. Ermenilerden. Anadolu'dan bahsediyoruz. Yani 12-13 olan misyoner okulu 1900 yılına kadar 900'ü buldu. Ve buradaki Ermeniler Ermenilerin Büyük Ermenistan projesi doğrultusunda çocuklar yetiştirdiler. Zaten Hristiyan. Amerika zaten bu yüzden onları tutuyor. İçeri karışacak ki Rusya müdahale edebilsin, İngiltere müdahale edebilsin. Yani müdahale edebilmede bir ellerinde malzeme olsun. Ve bu doğrultuda en güzel kullanılabilecek millet Ermenilerdi. Çünkü Rumlar Tebaa-i Sadıka diye geçiyor. Çerkezi, Kürdü, fark etmiyor ki Arabı, Lazlı, Türkü, bunların hepsi aynı bir problem yaşatmadan ülke içerisinde yaşayabiliyor bunlar. Ermeniler de öyle değil mi hocam? Ya Ermenilerin, Ermenilerin bir kısmı böyle değildi. Ama bir kısmı da mesela Sultan Abdülhamid'in maliye konusunda özellikle çok güvendiği Agop, Ermeni Agop Paşa vardı. Vardı. Hatta şu anlatılır, mesela Agop Paşa öldüğünde Sultan Abdülhamid'in ailesine bir ziyarete gidiyor. Annesini teselli ediyor. Annesi de ona işte Agop evladım öldüyse Abdülhamid evladım burada diye teselli buluyor. Evet. Şimdi Gülbenkyan vardı mesela Ermeni. Abdülhamid döneminde gayet vatan millet evladıydı. Ama İngilizlere petrol sahalarını aldı, üzerine çöktü, Osmanlı Bankası'na çöktü. %5 diye lakabı vardı. %5'lik Gülbenkyan. Herkesten %5 komisyon alırdı o dönemlerde. Lakabı %5'ti mesela. O günümüze kadar da sirayet etmiş. Etti. Çok öyle var. Ya. Günümüzde hala var siyasi. Evet. Yani. O dönemde de bu vardı mesela. O da Ermeniydi ama Osmanlı ihanet etti. Böyle tek tük vardı. Ama şöyle de vardı. Doğudaki Ermeni köylerinde yaşayan, Osmanlı'da rahat olan, ticaret yapabilen, tarımını yapabilen, çocuğunu yetiştirebilen, kilisesine gönderebilen, onlara göre işte eğitimini aldırabilen aileler vardı köylerde. Ermeniler Batı'nın fitnesiyle, bunda Amerika'da var, Rusya'da var, İngiltere'de var. Kendi içlerindeki ayrılıkçı, ırkçı Ermeniler nezdinde onları da katlettirdi. Kendi adamlarına. Çünkü orada bir hiyerarşinin, normal düzenin bozulması gerekiyordu. Bozulması gerekiyor ki birileri müdahale etsin. Evet. Yani bir terör olayı olması için birilerinin terörist olması lazım. Birilerinin terörist olması için de birilerinin terörist yetiştirmesi lazım. Sistem baştan sona gitmez. Sondan başa gittiğin zaman bulursun. Evet. Üst aklı bulursun o zaman. Çok net bir şekilde ulaşır bulursun. O dönemle bu dönem aynı değişmedi. Evet. Ermeniler o dönem Kürt köyleriyle, Türk köyleriyle, Ermeniler sürekli, o ayrılıkçı Ermeniler, Türk köylerine ve Kürt köylerine sürekli baskınlar yaparak katliamlarda bulundular. Tecavüzlerde, hırsızlıklarda bulundular. Ve Türkler bir yerden sonra dayanamadı, karşı atağa geçti. Ora Ermeni, bura Ermeni, Ermeni avına döndü iş. İstanbul'a kadar bu terör eylemleri geldi. Geldi tabii işte en son. İşte Yoris, Sultan Abdülhamit Han'ı Belçika nüfusuna kayıtlı. Zaten Ermeni nüfusuna diye bir şey yoktu. Öyle devlet yok zaten. Osmanlı tebaası ama oraya kayıtlı. Bunu kandırıyorlar, dolduruyorlar. 2 sene hapiste yatıyor. Sonrasında ne oluyor biliyor musun? Çok ilginç. Abdülhamit Han şöyle bir özelliği var. Dış kaynaklarda da bu çok geçer. Bir kişiyle konuştuğu zaman ikna edebilme kabiliyeti çok yüksek. Çok yüksek. Mesela Theodor Herzl, Dünya Siyonist Birliği'ni temsilen, evet, Dünya Yahudilerini temsilen sözde Abdülhamit Han'la görüşme talebinde bulunduğunda çıktıktan sonra şunu diyor. Artık en büyük destekçimiz Abdülhamit Han'dır diyor. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi diyorlar ki Abdülhamit Han toprak verdi. Ya vermedi işte Theodor Hesse. Ama Theodor Hesse ne diyor?
En büyük destekçimiz Abdülhamit Han diyor. Bu nasıl bir ikna kabiliyetidir? Yani zihin sana doğru gelirken nasıl ters olup senden gidebiliyor? Ve bu suikastı düzenleyen Ermeni Joris 2 sene sonra Abdülhamit'in ajanı olarak Belçika'ya gitti. Evet. Abdülhamit Han onu ajan olarak kullandı. Kendine. Şimdi böyle bir zihniyetten bahsediyoruz. Bugün var mı? Bugüne kadar geldi mi? İşte bu siyasi deha dediğimiz işte. Olay da burada kilitleniyor. İşte. Şimdi bunu, bu siyasi dehayı özellikle halifelik üzerinden de çok güzel bir şekilde idare eden bir Sultan Abdülhamit Han var. Tabii hocam. Yani İttihad-ı İslam özelliği var yani, evet. Pan-İslamizm. Şimdi bu noktada evet. Şöyle bir sorun var. Daha doğrusu bu konuya geçelim istiyorum. İngilizlerin, hilafetin Osmanlı Devleti'nin değil de Arapların hakkı olduğunu ve İngilizlerin de özellikle Arap coğrafyasında büyük bir sömürge düzeni kurduğu, dolaylı yoldan da hilafeti nereden baksak kraliçeye addedecek kadar ileri giden bir İngiliz siyaseti var. Hindistan'da, Afrika'da, Arap coğrafyasında ve buna karşı koyan da bir Sultan Abdülhamit Han var. Ta Çin'e kadar gitmiş, orada halifeliğini hissettirmiş. Afrika'da hissettirmiş, Hindistan'da hissettirmiş, Doğu Türkistan'da hissettirmiş bir Abdülhamit Han var. Biraz da bunu konuşacak olursak hocam. Evet. Özellikle işte Hicaz Demiryolu'nun yapılması, hacılara sunulan kolaylıklar, yardımlar, Afrika'ya götürülen yardımlar, Zanzibar'ın içine kadar. Ya Madagaskar'a gitmiş. Evet. Giren Afrika bir bitiyor, denizden sonra bir ada Madagaskar. Ya evet. Oraya gitmiş. Japonya'dan daha yakın ya. Japonya karadan gidebiliyorsun şöyle. Deniz, kara, deniz, kara. Madagaskar böyle bir coğrafya. Koskoca bir kıta. Ki deniz. Arada da hep sömürgeler var. Evet. Bedeviler var yani, şimdiki deyimiyle çeteler var. O dönemlerde köle tüccarları var. Yakaladığını götürüyor Amerika'ya. İnsanat bahçesi adı altında sergiliyorlar. Hayvanat bahçesi gibi. Böyle bir ortam var. O ortamda sen biraz önce saydığın işte Zanzibar, Madagaskar, Afrika'nın Müslüman, İslamiyet'in girmediği veya girip de mahzun kaldığı coğrafyalar, oralara adam gönderiyor. Evet. Ya bu ilahi kelimetullah değil de nedir? Bu cesaret değil de nedir? Bu yayılmacı politika değil de nedir? Oralara tohum ekmek değil de nedir? Bugün Türkiye Cumhuriyeti o coğrafyalara kapıyı vurduğunda kapı sonuna kadar açılıyorsa o tohumlar sayesindedir. Evet, kesinlikle. Abdülhamit Han'ın yaptığı bu tohumlar sayesindedir. Bugün hala o ülkelerde cuma namazlarında, cuma hutbelerinde okutulurken hala okuyanlar, hala var. Sultan'a, Abdülhamit Han'a dua edenler, zikredenler var. İsmini zikredenler hala var, dua edenler var. İşte bu Tuğrasını taşıyanlar var. Hatta dün değil, önceki gün herhalde Abdullah Çiftçi bir tweet paylaşmış. Abdullah Çiftçi arkadaşımız olur. O da bizi izliyormuş arada bir. Selam söylemişti. Bak ta ne zaman oldu, yeni aklıma geldi. Tweetinde bir resim paylaşmış. Avrupalı delegasyon Afrika'da bir kabileyi ziyaret ediyor. Evet. O kabilenin, ziyaret edilen kabilenin arkasında Osmanlı tuğrası evet, var. Evet. Şimdi bu çok inanılmaz işte detay bir şey. Halen günümüzde Osmanlı ruhu var. Şimdi Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılsın da Osmanlı Devleti, öyle bir şey değil bu. Bu ruhtur, bu ruh. Türklük ruhu nedir? İşte Osmanlı ruhu da Türklük ruhudur zaten. Türklük nedir? Kızıl elma değil mi? Bir mefkure yok mu? Dünyada tamam, biz dünyaya geldik, yiyip içip yaşayacağız, yerimizi koruyacağız, bu mu? Beklenilen bu mu insanoğlundan? Türk'ten, hele hele ki Müslüman'dan bu mu? İşte Türklük ruhu budur. Yayılacaksın. Kendine benzeteceksin ama biz onlara benzedik. Ne yazık. Biz onlara benzedik. Kendimizi benzeteceğimiz yerde, yani adam, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in bir duası var. Der ki, ya Rabbi, beni o kadar büyüt ki cehennemi doldurayım, kimse yanmasın. Bu dua ederken müşriklerin en azılları hayatta. Görüyor musun? Biz böyle bir insanız. Evet. Bu müthiş bir merhamet. Yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Merhamet biraz önce hani sevmediğimiz özellik dedik ya, vicdan merhamet. Hazreti Ali Efendimiz savaşırken tam öldürecek, suratına tükürüyor. Öldürmüyor, adam bırakıyor. Niye yaptın diyor. Seni önce diyor Allah için öldürecektim. Sonra nefsim girdi araya, öldürmedim diyor. Şimdi böyle bir milletiz biz. İslam ruhuyla Türklük ruhu birleşti. Ha o, ha Orta Asya, değişen ne? Birleştik biz. O da bizlik, o da biziz. Etnik köken diye bir şey kalmadı ki. Şimdi Araplar üzerinde böyle fitne yaydılar. Afrika'da da yaydılar. Şerif Hüseyin'e dediler ki sen peygamber soysun.
Şimdi insanlar bunu karıştırıyorlar. Seyit mi peygamber soyu, Şerif mi peygamber soyu? Ya ikisi de peygamber soyu. Biri Hazreti Hüseyin Efendimiz'den gelen Seyit soyu, biri Hazreti Hasan Efendimiz'den gelen Şerif soyudur. Budur. Şerif Hüseyin de kendisine ben peygamber soyuyum diyor. Gazı veriyor İngilizler, yakaladı ya. Zaten bir açgözlülük de var. Zaten 1800 yılının başından itibaren Vahhab isyanlarıyla Osmanlı o bölgede sürekli mücadele etmiştir. Mısır Edebi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya göndermiş, onunla sürekli orayı bir düzen haline sokmuştur. Neticede İngilizler onu da kandırıp Anadolu'ya kadar, Kütahya'ya kadar gelmiştir evet. Oğlu İbrahim falan. Bayağı bir sıkıntı çekmişizdir ondan da. O dönem Osmanlı'ya hizmet etmiştir. Araplar neticede ne yaptılar? Yani Araplar deyip genelleme yapmıyorum ama büyük çoğunluğu, biraz önceki Ermenilerdeki sözümüz gibi büyük çoğunluğu, genelleme değil bu, tamamını kastetmiyoruz, büyük çoğunluğu bu fitnelere uygun hale gelmiş, uyarı olmuş. Demiş ki Osmanlı askerleri üniformasının bir tanesini getirene 5 sterlin vereceğim. Herkes Osmanlı askeri avına çıkmış o coğrafyalarda. O coğrafyalara Abdülhamit Han ne yaptı? Kudüs'e imar etti. İmar etti. Ta Medine'ye, Mekke'ye tren yolu yaptı. Evet. Oraları ihya etti. Bu coğrafyanın her karışında İngilizlerle mücadele etti. Her karışında İngilizlerle mücadele etti ve o insanlara da yardım etti. Ekonomik anlamda olsun, askeri anlamda olsun. Gerek payitahttan oraya gönderdi, gerek oradan payitahta çekti. Dini anlamda da hocam, şimdi o tabii. Bölgelerde yozlaşmış bir durum tabii. Vardı. Yerel halk bundan oldukça şikayetçiydi. İşte Vahabilik yayılmış. Vahabilik. Sultan Abdülhamit Han da İstanbul'da yetişmiş ulemaları o bölgeye göndererekten ve hatta özellikle de uyardı ki sakın ola siz orada 5 vakit namazı cemaatle birlikte kılmamazlık etmeyin. Orucunuza riayet edin. Halifeye yaraşır şekilde orada hareket edin. İşte tiyatro vesaire böyle toplumla bir arada olacağınız yerler buralar değil. İşte oradaki yöneticileri ziyaret edin. Kültür varlıklarını ziyaret edin. Gibisinden de uyarılarda bulundu. Ve o giden ulema bunlara uyunca sultana karşı, daha doğrusu halifeye karşı Müslümanlarda müthiş bir iştiyak oldu. Bu o zamana kadar olmamış bir şeydi. Halifelik makamı neredeyse unutulmuş gibi bir şeydi. Ondan sonra coğrafyanın her yerinde böyle bir şey uyandı. Çin'den bahsediyoruz hocam. Bugün Çin'de Sultan Abdülhamit Han orada bir üniversite kurdurdu. Hamidiye Üniversitesi'ni kurdurdu. Pekin'de. Ve oraya İstanbul'dan da kitaplar gönderdi. Her anlamda imar etti. Evet. Yine Hicaz'da yapmış oldukları hizmetler ve Kudüs. Şimdi az önce bahsettiniz Theodor Herzl'dan. Onların da Kudüs'ten bir istekleri oldu ve Sultan Abdülhamit Han bu topraklar benim değil milletimindir. Kanla alınan topraklar kanla verilir diyerekten reddetti. Ama bugün eleştiriler yapılırken hocam orada toprak verildi mi verilmedi mi gibisinden bazı konular vardı. Bunlarla ilgili de bir yorumunuzu alıp açıklık getirmenizi rica etmek istiyorum. Evet, şimdi 81'de Rothschild ailesi Abdülhamit Han'dan bir toprak istedi Filistin'den. Şimdi Osmanlı döneminde Abdülhamit Han'ın bir yasaları vardı. Yahudiler Kudüs coğrafyasına ibadet etmek için girme hakkı verdi. Bu bir ay süreyle. Yani bir aylık bir vize. İşte 20 para verecekler vize karşılığında. Bir ay kalabilirler. Şimdi Yahudi şeriatında şöyle bir şey vardır. Siyonistler onlar. Derler ki Yahudinin yiyeceği yemeği Yahudi yapacak. Kesimi helal olacak. Şimdi koşer sertifikası olur Yahudilerde. Dünyanın her yerinden gıda ihraç edecekleri zaman, ithal edecekleri zaman kendileri, kendi hahamları, kendi görevli hahamları firmaya gider. Firmadaki ürünü test eder. Bu helal mi haram mı? Koşer sertifikası olur ve pahalıdır o sertifikayı almak. O helal sertifikasının helal onayını verir. İsrail o malı o şekilde ithal eder. Bugün günümüzde halen bu böyledir. Rothschild ailesi der ki Abdülhamit Han'a, Rothschild, bize buradan bir yer ver de bizim tebaamız buraya geldiğinde onun kalacağı bir konaklama yeri yapalım. Yemek yiyeceği bir yemekhane yapalım. Bir de bunların tedavisi için bir hastane yapalım. Bunun için bir 5000 metrekarelik bir yer tahsis eder Abdülhamit Han. Burada onu yap. Şimdi 5000 metrekareye dünyanın bütün Yahudileri sığar mı? Yahudilere toprak mı sattı olur? Osmanlı'daki Abdülhamit Han dönemi boyunca
Yahudilere toprak verdi denilen kısım sadece budur. Şimdi bunu alıyorlar ellerine bir kesim. Abdülhamit'ten toprak sattı. Evet. Bak, satan adam veya satacak adam. Biraz önce zikrettik. Theodor Herzl bize şuradan bir toprak, yer, yurt ver de Osmanlı'nın bütün borçlarını ödeyelim. Üzerine biraz da kasaya para verelim. Teklifini kabul etmez mi? Yani toprak satacak olsa bunu, değil bunu mi? Kabul eder. Daha ne? Niye uğraşıyor ki? Evet. Kaldı ki Osmanlı Yunan Savaşı'ndan çıktı. Galibiyetle, zaferle ayrıldı. Hatta Yunanistan'a kesilen savaş tazminatı nedeniyle sayesinde Osmanlı-Rus Harbi'ndeki Rusya'ya savaş tazminatı ödendi. Orayı da biraz kurtuldu. Geçtik hocam ama. Geçtik orayı da, gene gelelim oraya. Bir iki cümleyle değinirsek, çünkü başka sorularımız da var sürenin sonuna doğru. İttihat Terakki ile ilgili sorularımız da olacak. Yetiştiremeyiz o zaman da, gene konuşalım. Şimdi Osmanlı-Yunan Harbi, Yunanistan'ı gaza getiriyorlar. Teselya'yı biz alalım, Yanya'yı biz alalım, Epir'i biz alalım falan diye. Bunlar oralara giriyorlar. Girit'e 2/3 Yunan milleti yaşıyor orada. Onları kışkırtıyorlar Osmanlı'ya karşı, ayaklarını burayı bize alalım falan. Canla tak ediyor artık Osmanlı'nın. Abdülhamit Han da savaş ilan ediyor. Şimdi Yunanistan bir savaş taktiği uyguluyor. Dar geçitlerin olduğu bölgeler, işte burada savaşırız falan diyor. Milano Harbi oluyor ilk başta, Milano Muharebesi. Avrupa'nın 6 ayda geçemez dediği Osmanlı birlikleri 3 günde geçiyor. Savaşın bir diğer adı da 30 gün savaşıdır. Osmanlı-Yunan Harbi'nin bir diğer adı da. Biraz daha yüklenseler Atina'ya girecek. Zaten hedef o. Komuta kademesi de Abdülhamit Han'a yalvarıyor, girelim Atina'ya diye. Fakat bakıyorlar ki bu iş farklı boyuta gidecek. Rus Çar 2. Nikolay mektup yazıyor Abdülhamit Han'a. Savaşı derhal durdur. Yoksa biz müdahale edeceğiz. Yani batı ve doğu, batı ve kuzeyimiz müdahale ediyor. Evet. Savaşa. Ve Atina'yı eğer Osmanlı tekrar almış olsaydı bu sefer Yunan topluluğu dağılacaktı. Yani Balkan coğrafyasına dağılacaktı. İşte çetecilik haline geleceklerdi. Fakat ayakta tuttular Yunanlıları. Yunanlılara kesilen cezalar işte, ama neticede ne oldu? Yunanistan Girit'i yine aldı. Yanya'yı, Epir'i yine aldı. Teselya'yı yine aldı. Yani Abdülhamit Han'dan sonra yine aldılar. Balkan Harbi'nden sonra, İttihat Terakki'ye birazdan geleceğiz. Onların maalesef ki güdümsüz yönetimi sayesinde eline yüzüne bulaştırdılar. Koskoca Osmanlı Devleti'ni Abdülaziz'den sonra İttihat Terakki devlet eline alsaydı kimse bir şey demezdi. Zaten çabaladılar, bitmiş, bitmişti. Evet. Çabaladılar, kurtalamadılar, kahraman olabilirlerdi. Ama ayağa kalkmış. Savaştan Abdülhamit Han'ın yapmış olduğu Rus Harbi'ni saymıyorum. Çünkü kucağında buldu. Devlete hakim değil. Evet. Yönetimde adamları yok. Meclis bile kendi adamı değil. Hepsi Mithat Paşa'nın adamı. Böyle bir orta, o kendi savaşı değil. Abdülhamit Han'ın yapmış olduğu savaş işte Ermeni isyanlarını bastırması dışında Osmanlı-Yunan Harbi'dir. Ve bundan da zaferle ayrıldı. Kesin zafer. Sadece Osmanlı'nın üstünlüğü falan filan vardı. Evet. Yani 125 bine 80 bin asker, toplar 210'a 130 falan, süvariler o derece fazlaydı. Ama neticede Yunanistan bu savaşa girdi. Hani hep deriz ya, Osmanlı kendine eleşip hiçbir savaşa girmemiştir. Girdi. Bir tane var işte. Sayısal olarak üstündü. Ve Batı bunu durdurdu. Abdülhamit Han durmamayı bilmez miydi? Yani istese ordu hareket edebilirdi ama Sultan tabii. Abdülhamit Han'la bir savaş yanlısı değil, diplomasi yanlısı. Diplomasi yanlısı. Ve azami bir, hani ortalığı böyle düzende tutmak, dağılmasın, bozulmasın sistem üzere kurulmuştur. Evet. Bunu da aslında Kur'an-ı Kerim'den bir ayete bağlıyor. Biz sizi orta yollu bir millet yarattık. Ayet-i kerimede bu geçer. Evet. Abdülhamit ümmet olma bilincinden tabii, vasat, orta yollu. Tabii. Orta yollu bir millet olmuş. Şimdi Abdülhamit Han diplomasisinde bunu almıştır. Denge siyasetinde bunu uygulamıştır. Yani İngiliz'e müttefik, Fransız'a dosttur. Bu şekilde diyebiliriz bunu. Tabii Yunan Harbi'nden sonra İstanbul Anlaşması konferansı oluyor. O konferansın neticesinde bazı topraklardan ilerlediklerimizden geri çekiliyoruz falan ama neticede biraz önce bahsettik, geri oralar Yunan'a veriliyor işte Balkan Harbi'nden sonra. Tek kazanımı Rus Harbi'ndeki savaş tazminatını Yunanistan'a yıkıyoruz. O yükten kurtuluyor Osmanlı Devleti. Çünkü evet, bayağı büyüktü oradaki yük. Sadece 100 bin altın Rusların zarar gören bölgelerine verildi. Daha savaş tazminatı çok daha kat be kat üstüydü.
Osmanlı'yı bir yerden bir yere getirdi Abdülhamit Han. Tren yolu, trenler, Haydarpaşa, Sirkeşek arıları, Anadolu içerisindeki Abdülaziz'den devraldığı tren yolunu 5500'e, 3 katına çıkarttı. Bugünü bir bakın bakalım. Bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan duble yollar, tren yollar, hızlı şeritler bir bakın. Bir de sonrasındaki bunun yaptığına bakın. Benzerliği görüyor musunuz? Evet, yine bir benzerlik peki daha. Millete bu kadar hizmet eden, milletten yana olan, dediler ki Abdülhamit Han'a çalıyor, çırpıyor. Ya aynısını buna da dediler. Ve hala diyorlar. Müsrif diyorlar, Abdülhamit'e de dediler. Gazetelerde başlık attılar mecmualarda. Ve şimdi hocam bir benzerlik daha. Benzerlik hepsi. Ayıramayız ki hepsi. Şu da bir benzerlik. O dönem Tanzimat'tan sonra özellikle Osmanlı Devleti içerisindeki gençler, Batı'yı görenler, Avrupa'yı görenler ve oradan etkilenenler. Bunların hepsi seslerini en yoğun şekilde çıkardığı dönem de Sultan Abdülhamit Han dönemi. Ve Jön Türkler olarak adlandırdığımız bu kesim aynı diğer çeteci gruplarla, terörist gruplarla, batılı devletlerle aynı ortak fikirde birleşip Sultan gitsin de nasıl giderse gitsin, Sultan gitsin de Abdülhamit düşsün de ne olursa olsun havasında. Ve burada hürriyet, özgürlük kılıfına bürünmüş bir şekilde bir rahatsızlıkları var. Ve sultanın gitmesini, daha doğrusu hürriyet anlamında meşrutiyetin tekrardan ilan edilmesini istiyorlar. Ve bu yönde de çalışmaları var, çabaları var. Bu meşrutiyetin ikinci kez ilanına kadar olan süreç ve İttihat Terakki'nin kuruluş dönemiyle ilgili yorumlarınızı da almak istiyorum hocam. Şimdi çok, hani biraz önce dedik ya, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Kafkas Cephesi Komutanı. Evet. Ama ikinci meşrutiyetin ilanında mecliste adam mebus ve Sultan Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesi için 36 kişiyi örgütleyen kişi bu. İşte bu çok ilginç yani. Gençlik üzerinde de böyle bir istek var. Okullarda gençler böyle bir... Resneli Niyazi. Evet. Kardeşi masondur Makedonyalı hocasına. İhtilal ordusunu toparlayan, ayağa kaldıran Mahmut Şevket Paşa gibi gözükür. Asıl müsebbiplerden birisi budur. Bu adam Osmanlı-Yunan Harbi'nde 1880, bak 1890-98 senesindeki İbrahim Ethem Paşa ile beraber kahramanlardan biridir. Osmanlı-Yunan Harbi'nde. Resneli Niyazi. Bak 10 sene sonra bu adam darbe yapıyor padişahına. Ne için? Orada şeriatçılar çıktı. Şeriatçılar var. Başka bir deyim ne? Tamam, orada bir ayaklama var, baskıya gidiyorsun. Niye bunun adı özgürlük, hürriyet ordusu? Neyden hürriyet? Kimden hürriyetini kopartıyorsun, sen neysin? Şimdi sen bir baskı altındasın. Ki hürriyetinden yoksunsun ki onu kazanmak için gidiyorsun oraya. Peki aldın. Bu hürriyet neydi? Kimin işine yaradı? Şimdi Osmanlı Devleti'nin Abdülhamit Han'ın almış olduğu kararlar gereği Osmanlı hüviyetine sahip olan insanlar toplu bir nümayiş, yani gösteri yapamazdı, yasaktı. Dernek vakıf kuramazdı. Bunlar ne yaparlardı? Mason hocalarına üye olurlardı. Çünkü kapitülasyonlar gereği yabancılar istediği gibi organize olabiliyorlar. Hazır organize bir masonların da işine geldi. Hepsi mason oldu. Sözde. Evet. Moda haline geldi. Moda haline geldi. Özde olan da var da sözde. Şimdi baktılar ki ya herkes akın akın geliyor, güzel. Biz de Ahmet Mehmet olak. Asıl masonlar da senden benden oldu bir anda. Bir bakıyorsun meclise ya %60-70'i şeyh, molla, şudur budur. Bakıyorsun çoğunluğu mason. Ya Ermeni temsilci var, Rum temsilci var. Hepsi var. Şimdi işin en acı boyutu nedir? İttihat Terakki mecliste bu oylamayı yaparken, yani Gazi Ahmet Muhtar Paşa bu düzeneyi sağlarken ona karşı çıkan sadece bir Ermeni olmuştur ya. Yapmayın, yazıktır, günahtır diye. Evet. Ve ona baskı yapıp neredeyse öldürecekler adamı. Sindirdiler, öyle susadı. Ne kadar acı. Abdülhamit Han'ı savunmak için, hani biraz önce dedik ya, büyük çoğunluğu devlete karşıydı, İslam'a, Müslümanlara karşıydı. Çok azı. İşte onlardan bir tanesiydi. Yapmayın, yazıktır, günahtır dedi mecliste. Kime söylüyor bunu? Yahu Elmalı Hamdi Yazır da mebus orada. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirdi. Görüyor musun?
Kime karşı yapıyor bunu? O Kur'an'ın temsilcisine, halifeye yapıyor bunu. Ve buna itiraz eden de bir Ermeni. Yani o kadar bir görmezlik var. Acı acı. Acı gerçek. Bu acı gerçek. Şimdi Hürriyet ordusu geldi. İsyanı bastırdı. Topçu Kışlası'nda 5000 Müslüman Türk askerini kurşuna dizdiler. Kim? Sırp, Bulgar çeteciler. Topçu Kışlası'da bugünkü Gezi Parkı'nın bugünkü Gezi Parkı olduğu yer. Niye Gezi... sahipleniyorlar? Evet. O dönemde de onlar orayı sahipleniyordu. Beyoğlu. Taksim dip dibe zaten. Bakın bugün Beyoğlu'na. Orada bir cadde var. İsrail de orada kuruldu. Mossad da orada kuruldu. Adı da Nuri Ziya. Nuri Ziya sokak. Şeytanın nuru. Evet. Şeytanın soyundan geldiler ya bu Yahudiler. Ona inanırlar bunlar. Büyük Masal Locası'nın bugünkü hala merkezi de orası hocam. Ya değişmez ki bu. Adamlar orayı merkez olarak aldılar. Dünyanın İstanbul'dan yönetildiğini bizim milletimiz her herkes biliyor. Ya artık uyanmaları lazım ya. Merkez İstanbul. Ne Mekke, ne Vatikan, ne Londra, ne Greenwich, ne Washington. Merkez İstanbul. Bunu ta Roma İmparatoru söylemiş. Bu tarihten 1700 yıl önce. Dünya sadece Konstantin'den yönetilir. Peygamber Efendimiz Hendek Harbi'nde Hendekler kazılırken bir kayaya denk geliyorlar. Uğraşıyorlar, kırılmıyor kaya. Yardım istiyorlar. Peygamber Efendimiz besmele çekiyor. Vuruyor Konstantin'in anahtarı diyor. Birkaç tane de bir şey var da kısa anlatalım vakit geçmesin diye. Konstantin'in anahtarı diyor. Niye Konstantin'in anahtarı kardeşim? Niye Londra'nın değil? Niye New York'un değil? Niye Paris'in değil? Vatikan'ın, Roma'nın değil? Niye İstanbul'un ya? Kudüs'ün değil veya ne bileyim başka bir yerlerin anahtarı değil de. O zaman da Kudüs İslam Devleti'nde değil. Bakıyorsun Konstantin'in anahtarı, İstanbul'un anahtarı. İstanbul'un anahtarını verdi. Evet. Ve ne kutlu önemli. Ordudur, ne kutlu komutandır, ne mübarektir. Yahu bu duadır ya. Buna mazhar olmak bizim milletimiz ya. Ona alan kadar, ona sahip çıkan da bu kutlu davanın içerisindedir. Evet aldı bitti Fatih ya ne şanslı ordu falan değil. Biz sahip çıkıyoruz şimdi. Bugün sahip çıkan da yine bu övgüye mazhar olma yolunda almak adım almak marifettir ama onu devam ettirmek daha büyük marifettir. Daha büyük zahmet ister. Asıl marifet oradadır. Devamlılıkta, sürekliliktedir. Çünkü mücadelede şeytan vardır. Evet. Dünyadaki tüm mücadeleler aslında iyinin kötüyle olan, çirkinin güzelle olan, doğrunun yanlışla olan mücadelelerin hepsi hülasa hak-batıl savaşı. Ve Sultan II. Abdülhamit Han da 33 yıllık saltanatı boyunca hak-batıl savaşında hakkı tutup kaldırıp bunu en güzel bir şekilde savunan padişahlardan birisiydi. Etrafının tamamen düşmanlarla çevrili olmasına rağmen, Düveli Muazzama'nın üstüne sürekli gelmesine rağmen bunu başarıyla yapan bir sultandı hocam. Evet. Şimdi programımız güzel bu konuları konuştuk. Daha konuşacağımız çok konu var ama haftaya devam ederiz. Sonuna geldik. Zaten bunlarla ilgili müstakil konularla ilgili de program yapmamız gerekiyor. Çünkü evet. İşte bugün Harekat Ordusu'nu, 31 Mart vakasını, sürgünü henüz konuşamadık. Bugün programımızın sonuna geldik hocam. Haftaya da oradan başlarız. Önümüzdeki hafta yine Sultan II. Abdülhamit Han konusundan devam etmek üzere o zaman. İki hususa değinebilir miyiz? Şimdi tabii. Öncelikle Abdülhamit Han 99. halifemizdir. İnternette de işte hani Google amca diyorlar ya ben Hazreti evet. Google diyorum ona. Orada kaç halife vardır sorusunu sordukları zaman işte 116 falan çıkıyor. Öyle değildir. 102 halife vardır. Toplam İslam tarihi boyunca. Abdülhamit Han 99.sudur. Onu 113. zannederler. Bunun sebebi şudur. Fatimiler tıpkı İran'ın bir ara Caferiliği mezhep olarak tanıyın diye halifeye baskı yaptığı gibi bunları biraz daha aşırıya kaşıp bizim seçtiğimiz kişi de halifedir diyerek iki başlılık yapmıştır. Bunların bu süreç 110-120 yıllık tarihleri boyunca 14 onlara göre halife daha vardır. Bu kabul görmez İslamiyet'te. Baş tektir. Padişah, halife, imparator, kral, cumhurbaşkanı baş tektir. İki olmaz. İkilik çıkar. Tek halifedir. Bu yüzden o 14 kişi sayılmaz. Kabul görmez. O yüzden 116 değil, 102 halife vardır ve 99.sü Abdülhamit Han'dır. Bu bir. İkincisi,
Bir soru gelmiş, arkadaşlar uzatmışlardı. Tam da anlayamadım yazıyı ama öyle zannediyorum şunu kastetmiş arkadaş. Ali Şahin diye bir arkadaşımız bizi izliyormuş. Sultan Abdülhamit'in Ermeni, Yahudi, Hristiyan olan şimdiki ismi ile bakanların ismi neydi? Veya bir de Ermeni eşi olacak, bunları söyler misiniz, öğrenelim diye yazmış ama tam soruyu anlayamadım da. Şimdi muhtemelen Abdülhamit Han'ın eşleriyle ilgili bir soru bu. Bir de nazırlarla, bakanlarla ilgili Ermeni olarak. Ha, bakanlar, parantez, nazırlar. Agop Efendi gibi vesaire. Tamam, o olabilir. Evet, böyle evet. Nazırlar var, çok var. Bu, eğer onu soruyorsa onu anlatalım. Yani bir 30 saniye anlatalım. Osmanlı coğrafyalarında teba olarak gayrimüslimlerin çoğunluğu olduğu bölgelerde onları yönetmek için onlardan olan kişiler seçilirdi. Bu Abdülhamit Han'a özel mahsus bir durum değil. Osmanlı tarihi boyunca padişahlar hep bunu yapmıştır. Fatih mesela fethettiği yerlerde o coğrafyadan birini hem onu yeniyor hem de sen burada valimsin diyor. Bunu yapmıştır. Hatta Papa'nın, 2. Pius'un Fatih Sultan Mehmet'e tarihe geçen bir mektubu var. Diyor ki gel Hristiyan ol, kutsal sudan iç, seni orduların komutanı yapalım der. Fatih Sultan Mehmet de cevaben der ki gel tövbe et, İslam'ı öğren, seni Şeyhülislam yapayım der. O coğrafyalarda. Şimdi böyle bir zihniyet. Bu bir siyasidir, diplomasidir, diplomatlıktır, bir yönetme kabiliyetidir. Dolayısıyla o coğrafya, Balkan coğrafyalarında hassas olduğu için oralardan getirmiştir. Araplardan da almıştır, Türklerden de vardır. Yani hepsinden vardır. Eğer eşleriyle ilgili soruyorsa Abdülhamit Han'ın gayrimüslim eşi yoktur. Özellikle annesini işte Çengici aşağılarlar. Yani Cingan falan derler. Tiri Müjgan. Tiri Müjgan hatunu Çerkez'dir. Kafkasya, Kırım'da Çerkez Hanı'nın kızıdır. Öyle sıradan biri falan da değildir. Ha, 10 yaşındayken vefat etti. Yerine başkası, çocuğu olmayan Piri Müjgan Hanım efendi, düzeltiyorum. Perestu Hanım. Farsça'da kırlangıç demek. Zarif olduğu için bu ismi vermişler ona. Pirüstü. Evet, kırlangıç. Kırlangıç demek Farsça'da. O ismi vermiştir. Yani orada gayrimüslim bir eşi yoktur. Hani Yahudi eşi zaten yok da. Hani burada yazmışlar. Eğer eşini soruyorsa Yahudi eşi hiç olmamıştır. Ermeni eşi de hiç yoktur. Hani Hristiyan olup da Müslüman olan varsa bizim kayıtlarımızda bana denk gelmedi. Arkadaşımızın bildiği varsa gene kanalımıza söyleyebilir. Araştırır, kaynağını buluruz. Var öyle bir şey, yayınlarız belgesini. Problem değil. Bunu da bilgi olarak arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz ilgisi alakası için. Biz de teşekkür ediyoruz Ali Bey'e. Evet. Ayrıyeten size de teşekkür ediyorum hocam. Düzeltmenizden dolayı biz de sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Evet. Ve 99. İslam Halifesi, 34. Osmanlı Padişahı, Necip Fazıl Üstad'ın deyimiyle Ulu Hakan, Hüseyin Nihal Atsız'ın deyimiyle Gök Sultan. Hüzünler Sultanı. Bana göre de. Size göre de, Ali Hocam'a göre de Hüzünler Sultanı. Sultan 2. Abdülhamit Han'ı konuştuk. Dönemini, devrini anlamaya çalıştık. Önümüzdeki programımızda da yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aslında böyle programlarımızda işte devamlılık ya da kaldığımız yerden devam edelim gibisinden bir yol izlemiyoruz. Çünkü çok fazla konu var. O tarihle ilgili konular da var ama bu konu çok çok geniş ve bizim için de önemli bir konu olduğu için önümüzdeki programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki geleceğin tarihinde görüşmek üzere diyorum.